Karpanlar ayımının temel aşamaları neler? Örneğin bazı form tarzlarını bilmek. Birincisi, başlık başlık gidersek. Paranteze almak, gruplandırma, iki kare farkı, tam kare açılımı, küp açılımı, küp farkları. Bizim öncelikle bunlara hakim olmamız lazım. Temel olarak bunlara hakim olduğumuz zaman zaten soru biçimleri belli. Şimdi ben 60 slide'lık bir tane soru bandı hazırladım. Bu soru bandında başlık başlık ilerliyorum. En sonunda da sanırım 10 tane soru falan 2019, 2018, 2017'de bazı soruları gösterdim. Tamam mı? Şimdi şöyle başlarsak. Birincisi, ilk başlığımız nereden gelecek? Tabii ki paranteze alma. Bazen paranteze almada temel bazı şeyleri gözden kaçırdığınız için yapamıyorsunuz soruları. Ne gibi mesela? Şimdi birincisi şöyle başlıyorum. Burayı ne parantezini alabilirim? 5 parantezini alabilirim. 5 parantezini alırsam içeride kalan sayılar aslında bunların bölünmüş halleridir. 5m'yi 5'e bölsem neye kalır? Eksi diyorum. Onu 5'e bölsem ne kalır? 2 kalır. Aslında paranteze alma ortak olan çarpanları dışarı çekmek demektir zaten. Peki burayı ne parantezini alırım? 4. 4 parantezini alsam burada ne gelir? A eksi B artı C gelir. Doğru mu? Peki. Burayı ne parantezini alırım? Üçüncüyü. 3A parantezini alırsam. 3A parantezinde elimde kalanları yazıyorum. Şimdi 3A aldım. A'nın bir tanesini aldım. Aslında A kare orası. A çarpı A. Bir tanesini alınca bir tane A kalır. Peki burayı 3'e böldüm. Ne kalır? 2. Bir tane A aldım. Ne kaldı? B. Demek ki buranın çarpanları A-2B'dir. Kabul? Peki burayı ne parantezini alabilirim? 4x parantezini alabilirim. Aynen. 4x parantezini alırsam x'in birini, 4'ün birini aldım, x kaldı. 4'e böldüm, yanına 3 kaldı. Zaten x'i almış oldum. Gayet kolay. Alacağını al, kalanı bırak aslında. Hikaye bu. Şimdi buraya geliyorum. Burayı ne parantezini alabilirim? X'ye. X'ye parantezini alırsam. Şimdi burada ne kalır? Bir tane x. Eksi. Burada ne kalır? Bir tane y. Peki burayı ne parantezini alabilirim? Negatif. Peki ben buraya eksi parantezini alırsam ne gelir? İşaretler tersine döner. Yani x eksi y olur. Bak bu önemli. Mesela birçok kişi bunu akıl ettirmiyor. Ya diyor ki illa ortak bir şey arıyor. İşaret de ortak parantez alacak ifadelerden biri. Aslında işaret yok orada. Orada aslında eksi bir parantezini alıyor. Peki burayı ne parantezini alırım? Fark etmez ki hocam. Burası iki şey de olur. Yani eksi parantezini alsam bile kare onun işaretini değiştirmeyeceği için çift olan kuvvetlerde yer değiştirebilirim. Tek olanlarda önden eksi atmak zorundayım. Anlaştık mı? Güzel. O halde buyurun bakalım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi ifadesinin çarpanlarından biridir? Şimdi ben burayı ne parantezini alabilirim? Söyleyebilir misiniz? 5. 5. A kare. Yani A, B falan da var da. A küp var, A kare var. A, B, C. İşte A kare. Ortak olan küçük parantezini kare, alabilirim. B kare. B kare. B kare. C. B kare. C. C. Peki şimdi kalanları gösteriyorum. Onu 5'e bölüyorum. 2 kaldı. 2 A kareye bölüyorum. A. A kaldı. B kareyi zaten aldım. D'yi de aldım. Geriye D kaldı. Evet. Artı. Şimdi burada 15'i 5'e bölüyorum. 3 kaldı. A kareyi zaten aldım. B kareyi zaten aldım. C'den bir tane aldım. Kaldı C. Yani bu ifadenin çarpanları nelerdir? 5A kare, B kare, C. 2AD artı 3C küp derseniz yanlış. Burada gördüğünüz her arasında nokta olan çarpandır. Diyor ki bak ifadesinin çarpanlarından biri nedir diyor. Bir kere 3AD artı 2C küp yanlış. 2AD artı 3C küp doğru. Doğru mu? Evet. Ama burada bir hata var. Ne? Bu doğru. Evet hocam. Bu da bir çarpandır. Hayır. A kare. Hayır. Burası kare A kare. C ya. O A B kare. İngilizce'de bir laf var. Does matter diye. Fark eder mi? Sonuçta A bir çarpansa A kare de bir çarpan. Çarpan hocam şu an. O da, hocam orası çarpan. C de çarpan. O zaman buraya geliyorum. Bu çarpan değildir. Çünkü burada C küp diye bir çarpan yok. Buraya geliyorum. 2 A kare. 2 diye bir çarpan yok. Yani bu sorunun 2 tane cevabı var. Biri B. Biri de C. Aynen. Tamam. Yani orada A kare değil. Burada A küp olsaydı kabul ederdim bunun yanlış olduğunu. Anladım. Anlaştık. Yani burada tek başına 5A olsaydı bu da sorunun cevabıdır. Tamam. 5A da burada çarpanmış. Var mıdır bir sıkıntı? Yok. Diyorum.
Şimdi geçiyorum ikinci aşamaya. Gruplandırarak çarpanlarını ayırma. Bir kere gruplandırma parantezden fazla terim içerdiği zaman ki en az 4 terim içerdiği zaman geçerli bir şeydir. Gruplandırma ikili ikili ayıralım anlamına geliyor burada. Şimdi başlıyorum. Örneğin şöyle bakın. AX artı A'ya BX artı B'ye var. Şimdi birinci grup bu. İkinci grup bu. Ve ne parantezini alabilirim? A parantezinde X artı Y. Ve ne parantezini alabilirim? B. B parantezinde X artı Y. Şimdi gruplar kendi içinde ortaklık gösterdi. Kimler ortak? A, B. X artı Y. A artı B'den ortak değil. Peki ben buraya X artı Y parantezini alırsam. Şimdi ilk tarafta ne kalıyor? A kalıyor. Parantez içinde A kalıyor. A artı B dedi. Artı işaret artı B kalıyor. Evet. Yani amaç burada ikili grupları çarpanlar haline getirmek. Peki bir alttaki örneği ne dersiniz? Bunu nasıl yaparım? Hocam orası bir M parantezi alınır. Diğer tarafta iki parantezi alınır. M parantezini aldım. M eksi 3 N. Aynen. Peki diğer M'ye tarafta eksi 2 parantezini aldım. Aynen. M eksi 3 N. Özellikle eksi 2 parantezini alıyorum ki bununla bu ortak kalsın diye parantez için. Şimdi bunun ne parantezini alıyorum? M eksi 3 N. M eksi 3 N parantezini aldım. Burada ne kaldı? M eksi 2. M eksi 2. Anlaştık? Güzel. Şimdi buraya bakıyorum. Burayı ne parantezini alırım? X. X. X parantezini alırsam kalanları yazıyorum. X kare artı X artı 1. Artı. Burayı ne parantezini alıyorum? Y. O Y. X kare artı X artı 1. Peki bunları ne parantezini alıyorum ortak? X kare artı X artı 1. Parantezini alıyorum. Bunu siliyorum. Bunu siliyorum. Kalanı yazıyorum. X artı Y. Anlaştık? Gayet açık yani. Peki buyurun bakalım. Şimdi karşımıza birinci soru tipiyle geldi. Başlıyoruz. Diyor ki bize ifadesinin eşiti kaçtır? Ben ikili ikili gruplandırıyorum. Bu ikisini ve bu ikisini nasıl ayırabilirim şimdi? X parantezinde X artı Z artı Y parantezinde X artı Z. Peki bunlarda ortak olan ne var? X artı Z parantezini alıyorum. X artı Z. Peki bakıyorum. X artı Y kaç? 4. Değil mi? 4. X artı Z kaç? 5. 4 kere 5 kaç? 20. Galiba yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl benim girdiğim DGS sınavında böyle bir soru vardı. Sonlarda var. Göreceksiniz. Ben böyle yapmadım. Ben direkt yaptım. Bak hiç uğraşmadım. Yapacağım şey şu. Burada en çok görünen harf hangisi? X. X. O zaman X'e 0 veriyorum. Buraya da 0 veriyorum. 0, 0, 0. Y 4, Z'de 5 olduğuna göre 4 kere 5, 20 yani. Aa, evet. Geçiyorum. Anlaştık mı? Sorun cevabı yok. Süper hocam. Anlaştık. Bak ben mesela böyle bir soru tarzı geldiği zaman asla kimse bana onları parantezi aldıramaz. Ben tahmin edebilirim orayı. Çünkü sayısal değer olarak size bir ön bilgi veriyorsa bu bir ön bilgidir. Ön bilgili sorularda yapacağınız şey gayet açıktır. Değeri koy, at diye bul. Çünkü şıklar sayı zaten. Başka şansı yok. Kabul? Evet. Anlaştık. Aynen. Çok güzel. Şimdi gelelim 3 terimli ifadelerin çarpanlar ayırmasına. Mesela bize x kare artı bx artı c şeklinde bir ifade veriyorsa bir süreyat toplamları şuraya çarpımları getirmeye çalışırız. Bunun adına tur ederiz. Yani bakın şöyle olacak. Örnek göstereyim. Şimdi bana çarpımları 15, toplamları 8'i veren iki sayı bulmanız lazım. 5'e. Peki burası x'e. X çarpımında x kare çarpımları 15. Yalnız bu işi yaparken buranın katsayısının 1 olmasına bakıyorum ben. Burası 1 ise bu işi yapabiliyorum. Peki bundan sonra sağlamayı şöyle yapıyoruz. İlk 3x bunların çarpımı, 5x bunların çapraz çarpımı ama nasıl olsa hani çapraz çarpımı bir şey değiştirmeyeceği için sağlamış kabul ediyoruz. Yani direkt yan yana yazıyorum. Nedir bunların açılımı? Artı 5 çarpı x artı 3. Burası da x. Şimdi ben burayı nasıl yazdım? X artı 5 çarpı x artı 3. Anlaştık? Hı hı. Şimdi buraya geliyorum. Peki burada nasıl yapacağım? A eksi 3'e a eksi 1. Eksi 3'e eksi 1. A'ya a yapıyorum. Eksi 1'e eksi 3 yapıyorum. Çarpımları artı 3, toplamları eksi 4. Yani o zaman burayı yan yana yazıyorum.
A eksi 1 çarpı A eksi 3. Kabul? Hı-hı. Peki burası? Şimdi bir kere burayı kesin M'ye M'ye yapıyor. Evet. 2, 3. Hocam 3 N'ye 2 N. 2. Buraya 3 N'ye eksi 2 N yapıyorum. Çünkü toplamları 1 N olması lazım. Bunların toplamı zaten çarpım 1. Peki şimdi test ettiğini nasıl anlayacağız şimdi? Onu gelin. Efendim? Neyse vazgeçtim. Buraya mı istiyorsun? Bak efendim? Şunları çarparsan ne olur çapraz? Eksi 2 M'ni. Değil mi? Şunları çapraz çarparsan ne olur? Sağlamanın aracı bu. 3 MN. Peki 3 MN ile 2 MN'yi toplarsan ne olur? Çıkarırsan da olursun 1 MN. Yani aslında şöyle. Yazarken altta üstü yan yana yazıyoruz ama kontrolü çapraz yapıyoruz. Tamam? Bak bir daha gösteriyorum. M'ye M. Burası ne? Eksi artı 3 N'ye eksi 2 N. Toplamı ne? Toplamı aslında burada gerçi toplamı niye söylüyorum? Tabii iki seferdir aynı şeyi söylüyorum. Toplamı çok da beni ilgilendirmiyor. Çünkü katsayı 1. Peki. Bunu yazarken nasıl yazıyorum? M artı 3 N çarpı diyorum. M eksi 2 N. Kabul. Peki burası? Eksi eksi yazıyorum. Buranın P çıkması için bir çarpanın P alıyorum. Öbürünü eksi 1 alıyorum. Bak tutuyor mu şimdi? Bakalım. Bununla bunu çarpma eksi P. Bununla bunu toplamı P eksi 1. Tutuyor. Demek ki bu ifade şudur. X artı P çarpı X eksi 1. Var mı itirazınız? Hayır. Tamamdır. Şimdi katsayı 1 olmasa ne yapacağız? Bakın şimdi gösterelim. Şimdi X karenin önünde bir katsayı varsa bu sefer için sağlamasını çaprazlama yapmak zorundayız. Kesin zorundayız. Öbüründe biz zaten kurtaracak şeyler var. Şimdi buradan başlayalım. Şimdi buradan başlıyorum. Buraya 2x'e x yazıyorum. Burası eksi 7 olduğuna göre burayı da eksi 7'ye artı 1 yazıyorum. Peki şu x'in çarpımı ne olur? 2x. Şu x'in çarpımı ne olur? Eksi 7. Eksi 7. Eksi 7. Peki bunları toplarsanız ne olur? Eksi 5. Peki ortayı tutturdu mu? Evet. Demek ki kontrol çapraz. Ama sayıları yazarken, yine bu ifadeleri yazarken yan yana yazıyorum. Yani 2x eksi 7 çarpı diyorum. X artı 1. Deneyin bakalım alttakini. Buyurun. Evet. 5x x. Tamam. 6'ya 1 mi oldu? Eksi 6. Yok. Evet. Eksi 6'ya 1. Artı 6'ya eksi 1. Artı 6'ya eksi 1 mi? Eksi 6 artıya 1 mi? Hocam, bence beş, burası 13 çıkması gerekiyorsa. 5x eksi 2, x artı 3. Sanki buraya eksi 2, sanki burası 3. Bu ikisinin çarpımı ne yaptı? 15. Bu ikisinin çarpımı ne yaptı? Eksi 2. Eksi 2. 15'ten. 2x'i çıkarırsam ne kalıyor? 13x kalıyor. Ortayı tutturdu mu? Tutturdu. Evet. Yazarken nasıl yazıyorum? Evet. Yan yana yazıyorum. 5x-2. 5x-2. X artı. Artı x artı. Hadi bir tane de sessiz bakın. Buyurun. Yedi x eksi üçe iki x eksi bir mi hocam? Yedi x'e iki x diye ayırırız 14'ü. Ayıralım. İki x eksi bir, yedi x artı üç. Hah işte böyle, evet. Güzel. O zaman burayı 7 x'e iki x yazıyorum. Aynen. Üçe bir diye ayıracağız orayı da. O zaman burayı eksi üç y'ye o y diye ayırıyorum. Tamam. O zaman yan yana yazıyorum. 7x eksi 3y. Aynen. 2x artı y. Kabul mü? Hı. Kabul mü cemaat-i müslümin? Kabul. Devam. Geçiyorum o halde. Buyurun. Buyurun sıradaki soru. Haydi bakalım.
çarpanlardan biri x eksi 5 demek ki. Kesin. Aşağısı x artı 2 x eksi 5 oluyor. Çarpımları eksi 10, toplamları eksi 3. Kesinlikle x'e x yazıyorum. Eksi 5'e artı 2 yazıyorum. Zaten şuradan da belli aslında. Hı. X kare artı mx artı n bölünüyorum. 6 verdiler. Burası ne? X eksi 5 çarpı x artı 2. Eşittir diyorum. X artı 1 bölü x eksi 5. Şimdi neyden kurtuluyorum peki buradan? Bir şeyden kurtulma şansım oldu. X eksi 5. Çok güzel. Aynen. Peki bu karşıya çarpım olarak geçer mi? O halde burası x kare artı mx artı n oldu. Burası da oldu x artı 2 çarpı x artı 1. Bakalım 5 5 yanlış toplamışım. Peki. Şimdi peki bunu nasıl dağıtacağım? Çok kolay. İşimin tersini yapacağım. Yani tek tek dağıtmama gerek yok ki. X kareyi yazarım. 2 ile 1'in toplamı 3'ü ortaya yazarım. Hı hı. 2 ile 1'in çarpımı 2'yi sağ yazarım. Çünkü bir yal. T ve Ç'ye geliyordu. Köklerin toplamı ortaya çarpımı sağ geliyor çünkü. Peki bize M ile N'nin toplamını soruyor. M, X'in önündeki katsayı 3. Değil mi? Aynen. N ise ikili. Toplamda kaç? 5. Evet. Ben anlamadım. Anlamadın mı? Ya şu sorunun sonuna geldiğimizde anlamıyorum diyorsun. Bir olay koparıyoruz. Ortasını girsene. Ben sana başka bir yöntem. Siliyorum her şeyi. Çok aşırsın değil mi? Şimdi bana M ile N'nin toplamını soruyor değil mi? Evet. Böyle soru gördüğün zaman X'e hiç üşenmeden 1 verin. Bir şey rica edebilir miyim? Şimdi X'e 1 verin. Bakın X'e 1 verirseniz ne olur? Verin 1'i. 1 artı M artı N bölü. Buraya 1 verin. 1 eksi 3 eksi 10. Eksi 12 mi geliyor? Burası da geliyor. 2 bölü x 4 geliyor. Peki bununla bu sadeleşirse 3 oluyor. 3 kere 2 6. M artı N o zaman 5 oldu. Daha basitmiş. Çok iyiymiş bu. Oldu mu? Bu polinomdur. Polinomlarda şöyle bir durum vardı. Katsayılar toplam bulunacaksa x'e hep 1 verilir. Ama polinom konusu matki mat 1 diye geçer. DT konusu diye geçer. X'e 1 verince direkt katsayılar toplamını bulursun. Uzun uzun çarpanlarını ayırmazsınız. Burada anlaştık mı? Fikir miyiz? Evet. Tamamdır. Her zaman sağlar mı hocam bu? Tabii canım. Katsayılar toplamını soruyorsa her zaman sağlar. Evet, şimdi bundan bahsediyorum. Evet, ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi biz buna ikinci dereceden denkleme dönüştürülebilen denklem deriz. Bunu bir seferde söylemek kolay bir iş değildir. Onu da söyleyeyim. Yapacağım şeyi açıklıyorum. Böyle denklemlerde önce bizim için uzun iç gerektiren değerlere diyeyim ya da değişkenlere diyeyim bir harf atarız. Özellikle T yazarız ama ben T'yi sevmiyorum. A yazıyorum. T bazen toplamayla karışıyor çünkü. Şimdi soruyorum. 9 üzeri x nedir? A kare. A kare. Ama A kare. A kare. X'in karesidir. Değil mi? Peki burayı da şöyle açabilir miyim? 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1. 3 ile 2 de zaten birer sayı olduğuna göre çarparım. 3 kere 2. 6 tane 3 üzeri x. Artı 8 yazarım. Şimdi buradan sonra aslında burada daha ilerleme şansım olmadığı için şimdi artık 3 üzeri x gördüğüm yere ne yazıyorum? A. A. Burası ne? A kare. Eksi 6 A. Artı 8. Şimdi olayı ikinci dereceden bir denkleme indirdim. Şimdi soruyorum. İki dereceden bu denklem için. Bunların çarpanı A'ya A mı? 4'e 2 mi? Burada da eksi 4'e eksi 2 değil mi? Eksi 4'e eksi 2. Toplayınca eksi 6 olduğuna göre demek ki bu ifade A eksi 4 ile A eksi 2'nin nesidir? Çarpımıdır. Anlaştık? Demek ki bir çarpan A yerine 3 üzeri x yazarsam 3 üzeri x eksi 2'dir. Bir çarpanda 3 üzeri x eksi 4. Hangisi var? Galiba bolu var. 3 üzeri x eksi 4. Anlaştık? Çok güzel. Peki geçtim. Bu mesela bir DGS sınavın sorusuydu galiba. DGS'de çıkan bir soruydu. Eşitliğini sağlayan A ve B pozitif tam sayılar olduğuna göre A artı B'nin toplamı kaçtır? Bu sefer B'leri kullanacağız aynı zamanda işin içinde. Aslında çok bir şey fark etmiyor. Bir kere bu neyle neyin çarpımı? A ile A'nın çarpımı. A kare. B
Peki bu çarpımları eksi 5 çıkması için eksi 6b ile 1b'nin çarpımı olması lazım. Evet. Çarpımları eksi 6b kare, toplamları eksi 5b. Peki o zaman burayı sıfıra eşitlersem a eksi 5b çarpı a artı b gelecek mi? 6b hocam. 6b pardon. Peki o zaman soruyorum. Bir çarpma işleminin sonucu sıfır çıkıyorsa biz buna denklem deriz zaten. Bu gördüğünüz sıfır çarpı olmalı. Çarpı sıfır olmalı. Bu da sıfır olmalı. İkisi de sıfır olabilir aslında. Ama en azından biri sıfır olmalı. Peki a o zaman sıfıra eşitse burası. Eksi 6b'yi karşı atıyorum 6b'dir. Evet. Ya da a artı b sıfırsa a nedir? Eksi b'dir. Hocam oraya yanlış yazdık. Nereyi? Ha, yok yok tamam doğruymuş o pardon. Çirkin yazdım. Peki soralım. Buradaki ifadelerin bir şeyine dikkat edin. Bunlar nasıl sayılardı? Biri artı olan sayının öbürü eksi olamaz ki. O zaman bu eşitliği sağlamaz. Doğal olarak b'ye 1 veriyorum. A 6b olduğuna göre. A'ya da 6 veriyorum. A ile b'nin toplamı en az kaçtır dediğine göre sorunun cevabı nedir? 7. Tamam. Bak bu 3 türlü soru olabilir. Bir denklem sorusu olabilir. Bir oran orantı sorusu olabilir. Bir çarpanlar eleme sorusu olabilir. Hatta sayı sorusu olabilir. 4'e giriyor. 4 türe de girebilir bu soru. Tamam. Geçtim. Yeni başlık. Sürekli kullandığımız bir şey. 2 kare farkı. 2 kare farkı neydi? Demekti. Peki 2 kare farkını nasıl kullanacaktın? Mesela bana x kare eksi y kare verirse bunu x eksi y çarpı x artı y diye açacaktım. Peki ben şeyi nasıl açacağım? Önce şunu anlayın. Burası bir şeylerin karesi olacak şekilde açılmalı. Peki 4x kare eksi 9y kare için 4x kare 2x'in karesi eksi y'nin karesi. Sonra o kare içine aldığınız sayıları ne yapmalısınız? Mutlaka şöyle yapmalısınız. Bir artılı bir eksili yazmalısınız. O zaman buraya yazıyorum. Kare içine aldığım sayılar ya 2x eksi 3y ve yanına 2x artı 3y'nin çarpımı. Yani bir toplamı çıkar, bunları çarp diyor. Peki burası nasıl açılacak? 4m eksi 1, 4m eksi 1, 4m eksi 1, 4m artı 1. Çok güzel. Peki burası? Xy eksi 5, xy artı 5. Kare içindeki sayıları bir topluyorum. Ne çıkarıyorum? Xy artı 5. Peki buraya geliyorum. Bak burayı nasıl yazmışız? A üzeri 6 eksi 1 üzeri 4 değil mi? A küpün karesi eksi b karenin karesi. O zaman ben de şöyle yazıyorum. A küp eksi b kare. A küp artı b kare. O zaman buradan şunu anlayabilir misiniz? A üzeri 6, A üzeri düştüğüne göre 2 kare farkı kuvveti yarılar. Mesela ben şunu açabilir miyim? A üzeri 16, eksi b üzeri 16. Evet. Kuvveti yarılamak şu demek, 2'ye böl. A 8 eksi B 8 çarpı A 8 eksi B 8. Birine artı yazdım öbürüne eksi yazdım. Olur mu? Hı hı. Peki biter mi iki kare farkı burada? Bitmez. Arasında eksi olan bütün iki kare farkları açılmaya devam eder. Şu bir kere kalır. Şu açılmaya devam eder. Nasıl açılır? A 4 A 4 eksi B 4 burası ne olur? A 4 eksi B 4. Peki biter mi? Bu kalır. Hayır. Bu da kalır. Arası artı olanlara dokunamazsınız. Ama bu? A kare eksi B kare. A kare artı B kare. Çarpı A kare eksi B kare. Biter mi? Bitmez. Bu kaldı. A artı B A eksi B. Peki biter mi? Yine bitmez. Bak şimdi A eksi B kaldığı zaman biz bunun şöyle olduğunu biliyoruz. Kök A artı kök B. Çarpı. Kök A eksi kök B. Bu da eşlikten gelen bir şey zaten. Daha doğrusu eşlik bundan giriyor. Yani bu hiçbir zaman durdurulamaz. Yani kuvvet mesela burada yazan kuvvet 1 bölü 2 değil mi? A üzeri 1 bölü 2. O zaman bunu açmaya kalkarsanız A üzeri 1 bölü 4, B üzeri 1 bölü 4 diye gidersiniz. Sürekli yarılanır yani. Peki uygun soru şu. Nerede duracağım? Çok basit hesaplayabildiğiniz yerde duracaksınız. Bakın mesela klasik soru. Diyecek ki 4'ün köpü eksi niye küp diyeyim ki 32. kuvveti? Eksi 3 üzeri 32. Aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünemez diye soruyor. Soru bu. Tamam? Hı hı. Şıkları yazayım. 5, 7,
25, 35. Bu da kaç olsun? 175 mesela. Şu an hepsine bölündü yalnız. Hayırlısı bir saniye. Şimdi elemem lazım. Bir düşüneyim. Ha şunu. 105. Burası da kaç olsun? 175. Mesela böyle geldi diyelim. Şimdi baktığınızda bu nasıl açılacak? 4 kuvveti. Böyle gevelecek misiniz? Ne uğraşıyorsunuz ki? Bak şimdi şöyle düşünün. 4, 16, 3, 16 dediniz. 16'nın yarısı ne? 8. 8'in yarısı ne? 4. 4'ün yarısı ne? 2. O zaman bu açılacak, açılacak, açılacak. Bence en son şunu göreceğim. 4'ün karesi artı 3'ün karesi. 4'ün karesi eksi 3'ün karesi. Bir şekilde buna geleceğim. Ya bunu biliyorum. Gerisini bilmiyorum ki. Onlar büyük sayılar. Peki bu kaç? 25. 3, 4, 5 üçgeni. Peki bu ne? 7. Şimdi bir sayının içinde eğer 7 çarpanı varsa o sayı 7'ye tam bölünür. İçinde 25 varsa 25'e tam bölünür. 25 varsa 5'e de tam bölünür. 7 ile 25'i çarpı 175'e de tam bölünür. Ama 105'e bölünmez. Diyeceksiniz ki geri kalanda gelmediğini nereden biliyorsun? Çok iyi biliyorum. Çünkü 105 3'e bölünen bir sayı. Ama bu 3'e bölünen bir sayı olmadığı için aradaki fark 3'e bölünmez. Anlaştık mı? Yani biz bunları ne zaman açacağız? Bunu hesaplayabildiğimiz sayıya kadar açacağız. Peki buyurun. Birinci örnek. Beş. İşte. Dört bence. Beş geliyor. Beş gelmiyor mu? Mesela 898'ler gidiyor. Tamam. Şurada var bir. Aşka. Aşka. 110 bölü 222'den 5. Önce şöyle başladım. Bir kere burası ne? Bir toplam bir çıkarım yapacağım. Bununla bunu toplarsanız ne geliyor? 1110. Değil mi? Çıkarırsanız ne geliyor? 888. Ya abi hikayesi bu. Bir topla bir çıkar. Peki buraya geliyorum. Burası? 888. 22. O zaman hemen şey yapıyorum. Topluyorum 888. Çıkarıyorum. Ne gelecek? 222. O zaman bu bunu götürecek bir kere. Bu da bunun tam kaç katı? Açık. Sonu sıfırla bittiğine göre 5 katı. Değil mi hocam? Evet. Aynen. Evet, güzel. Peki. Peki ben bir şey soracağım. Birazcık uyanıklık yapsak burada. Buradaki sayıların hepsini 111'e bölsek mesela. İşte ben öyle yaptım. Yapıp 4 buldum. Olur mu acaba? 8. Ha. 80 bölü. Ama bir artı bir eksili almadın herhalde abi ya. Evet. Ama o büyük sayılar, daha büyük sayılar olduğunu düşünelim. Yine güzel işte. Daha büyük oldukça daha çok ortak şey vermek zorunda. Tamam. Peki geldik buraya. Bir klasik soru daha. Şimdi a kare eksi b kare kırk iki a eksi b eşittir 6'ymış. Bir kere bu nasıl açılacak? Artı b ile a eksi b'nin çarpımı kaçmış? 42. Demek direkt soruyu soruyorum zaten. A eksi b 6 olmuş. A artı b kaç olacak? 7. Geçiyorum. Hadi çerez olmuş olsun. Peki. Aynen. Bu. Normalde bunun karesinin açılımı da var ama iki kare farkını gördüğünüz zaman bir topla bir çıkar her zaman daha iyidir. Şimdi bak önce parantezleri açıyorum. Diğer parantezi açıyorum. Şimdi soruyorum. Bununla bunu toplarsanız ne olur? B'ler de gider. Gider. B'ler de gider. Toplarsanız 2A gelir. Peki çıkarırsanız A'dan A çıkarırsanız gider. Eksi B eksi B daha eksi 2B yapar. Eksi B. Ve eksiyle çarparsanız artı olur. C, C daha 2C yapar. Evet. Bir topladım, çıkardım. Peki Ozan, buraların ne parantezini alabilirim? Şurayı mesela eksi 2 parantezini, şurayı da 2 parantezini alsam, eksi 4 çarpı A çarpı B eksi C olur.
Şimdi soralım bakalım. Ne diyor soru? İfadesinin çarpanlarına biri aşağıdakilerden hangisi diyor. Bir kere burada A, X, B yok. A, X, C yok. B, X, C, B yok. C de yok. Hacı ne var? A, X, C var. Kabul. Ya şu dediğim işi anladınız mı? Bak burayı hızlı yaptım. Bir topladım, bir çıkardım. Açık yazmamı isterseniz açık da yazabilirim. Tamam. Geçiyorum. Tamam. Buyurun bakalım sıradaki soru. Önce şuna bakın. Şu ikisinin çarpımı bir iki kare fark olduğu açık mı? Bu kapalıymış, açılmış değil mi iki parçaya, bölünmüş? O zaman bunun kapalı hali şudur diyebilir miyim? 1 eksi 1 bölü 16 üzeri x. Çünkü bunu çarpıyorsunuz zaten. Karesini alıyorsunuz bir anlamda. Burası da 1 artı 1 bölü 16 üzeri x oldu. Peki bunu da ayırayım. Şunu şuna bölerseniz 1 eksi 1 bölü 4 üzeri 8. Sonra peki şunu da şunu çarpma iki kare farkı değil mi? Aynen öyle. Peki bu da şöyle diyebilir miyim? Bunu bunu çarparsam 1 ile 1'in çarpımı 1 eksi bunu bunu çarpımı 1 bölü 6. 16 üzeri x'in karesi. Yani 250 ya işte çarpıp çarpmamakta karar veremedim. Büyütsem mi büyütmesem mi diye bence şöyle yazayım. 16 üzeri x'in karesi de yazayım. Uygun mu? Peki bu da eşittir 1 eksi 1 bölü 4 üzeri 8 mi? Şey dikkat ederseniz buradaki eşitlikte neredeyse her şey birbirine çok benziyor. Birler aynı. Eksiler aynı. Birler aynı. Demek ki bunun paydası bunun paydasına ne olmalı? Eşit. Peki o zaman soralım. 16 üzeri 2x neye eşit olmalı? 4 üzeri 8'e. Peki 16 sonuçta neyin kuvveti? 4'ün karesi. Peki 4'ün karesinin 2x'inci kuvveti 4 üzeri 4x yapar. 4x. Eşittir 4 üzeri 8. O zaman 4 ile giderse 4x 8 olursa x de kaç olur? 2. Demek ki cevap nedir? Olur. Bence işte burada zor taraf ne? Şunun 2 kare farkı olduğunu görebilmek. Oldu mu? Hı-hı. Emin misiniz? Çok güzel. Peki. Şimdi gelelim sıradaki başlığımıza. Pascal üçgeni. Pascal üçgenini hatırlayan var mı? Neydi Pascal üçgeni? Ay evet, binom değil miydi bu? Binom açılımı, Pascal üçgeni, evet. Bir, ne yapıyorduk? Hatta bunu biz ben sayı dizlerini de mi göstermiştim, bir yerde göstermiştim. Öyle gidiyordu. Burası 1'di. Burası 1-1'di. Sonra 1 ile 1'i toplayıp 2 yazıyorduk. Hı-hı. Sol tarafları hep 1 yazıyorduk, sağ tarafları hep 1 yazıyorduk. Şimdi 1 ile 2'nin toplamı 3. Yani şey diyeyim, üstteki 2 tanesi alttaki ortak sayıyı vermek zorundadır. Mesela şu ikisinin toplamı neyi vermek zorundadır? Onu. Ortak sayısı, onu. Peki bunun bir şeyi vardı, püf noktası vardı. Her satırdaki sayıların toplamı ile ilgili bir kural vardı. Neydi o? Buranın toplamı 1. Buranın toplamı 2. Buranın toplamı 4. 2'nin kuvvetli şekli ile hocam. Aynen, 8. Peki bu 2'nin sıfırıncı kuvveti. Bu 2'nin birinci kuvveti. Bu 2'nin karesi. Peki'nin ya satır numarasına bakın. Dördüncü satırda buraya 3 geliyordu. Beşinci satırda buraya 4 geliyordu. Bir küçüğü. Bir küçüğü geliyor değil mi? Hmm. Anlaştık. Mesela 15. satırda ne gelir diye sorsaydım. Toplam. 14. 2 üzeri 14. Kabul? Hı-hı. Peki bir şey sorabilir miyim? Bu ilerleyen dizi nasıl dizi? 1, 2, 4, 8, 16. Nasıl dizi? Bu da iki, işte iki katı. Bir adı vardı onun. Fibonacci, aritmetik, geometrik. Biz görmedik ki onları hocam. Soru neydi hocam? Onu hatırlayamadım ben. Soruyu anlayamadım. Dizilerle bir şey yaptık. geometrik. Ne? Harfalıyım. Ah. Peki, geçiyorum. Peki önce bir şey soralım. Biz Pascal üçgenini niye gösteriyoruz? Pascal üçgeni sayıların parantezi kuvvetlerini açmaya yarıyor. Mesela bak şöyle gösterin. Size x artı y'nin sıfırıncı kuvvetini açın derse. Bu zaten 1'dir. Kaçıyorum. Size x artı y'nin birinci kuvvetini açın derse. X artı y'dir.
Anlamı şudur. Bir tane x, bir tane y. Bakın birebir. Görüyor musunuz? Peki sizi x artı y'nin karesini açın derse? İki tane. Şöyle açılırdı. Birincinin karesi. Birinci de ikinci çarpı iki katı. İkincinin karesi. Bak şimdi 1, 2, 1. 1, 2, 1. Aslında Pascal ne biliyor musunuz? Bu kuvvetlerin açılımının katsayıları. Şimdi en iyi anlayacağınıza geliyorum. Lütfen izleyin. Aslında ezberden daha basit bir yolu var. X artı y'nin küpünü bakın nasıl açıyorum. Önce şu soldaki sayıya bakıyorum. Bunun küpüyle başlıyorum. Sonra kuvvetini bir azaltıyorum. Sonra kuvvetini bir azaltıyorum. Sonra kuvvetini bir azaltıyor. X'leri sıfır olduğu zaman zaten bu bir olur. Yani x küp, x kare, x bir. Kabul. Şimdi diğer taraftan bu x'in azalan kuvvetleridir. Ama bu sefer y'ler güç sağlamaya başlar, artar. Burada y yoktur. Burada bir tane y olur. Burası y kare olur. En son burası ne olur? Birin olduğu yer. Y küp olur. Şimdi sayılara geliyorum. Bu küp açılımı olduğuna göre biz ne yapmalıyız? 1, 3, 3, 1 yani 3. satıra bakmalıyız. 3. satır şu değil mi? Bir tane bundan. 3 tane bundan. 1 tane bundan. 1 tane bundan. X küp, 3x kareye, 3xy kare, y küp. Şimdi Pascal üçgeninde şöyle bir açılım özelliği vardır. Şu gördüğünüz kuvvetlerin toplamı daima açılacak sayıyı vermesi gerekir. Bakın 3, 3. Topla 3. Topla 3. 3. Anlaştık? Hayır. O zaman 4'ü görelim. Nasıl açacağız? Hadi bakalım. A üzeri 4. A üzeri 4. A üzeri 3. A bir azalırken B bir artar. Artı. A bir azalırken B bir artar. Artı. A bir azalırken B bir artar. Artı, A bir azalır biter, B küm sürer. Peki kas sayılar neler? 1, 3, bir geri döneyim 3. Bakın. Bak geri dönün gösteriyorum. 1, 4, 6, 4, 1. Görüyor musunuz? Yani buradan bir tane var, 4 tane var, 6 tane var, 4 tane var. Yapabilir misiniz artı B izlemiş? Ezberlemeyeceksiniz ya. Bunu ezberlemek. Hatta ezberlemeyin diye gösteriyorum size. Ortadaki 6 mı? Evet. 1, 4, 6, 4, 1. Pascal üçgenine bak Merve. Anladım. Bir göstereyim. Bak. Gördün mü? Hadi 5'i yapalım. Bu sakın ezberlemeyin. Bak tekrar uyuyorum. Sakın. Bana sadece açılım nasıl olacağını söyle. A5. 4. A4. 4, B. 4, B1. A küp bir kare. B2. Ya zaten üstlerin toplamı 5 olacak. Oradan da düşünebilirsiniz. Sonra A kare B küp. A B üzeri 4. A B 4. B üzeri 5. B üzeri 5. Kalem de amma göz alıyormuş. 1, 5, 10, 15, 1. Vay. 5. Buradan ne gelecek? 10. 10. 5. 1. Diyeceksiniz ki peki bunu ilerleyen aşamalarda nasıl yapacağız? Söyleyeyim. Aslında şu gördüğünüz 5'in ikili kombinasyonudur. Burada 5'in üçlü kombinasyonudur. 5'in dörtlü kombinasyonudur. Aslında bunlar da kombinasyondan gelen şeyler. O yüzden binom açılımı diye göstermiyoruz. Binom açılımı için de kombinasyon göstermek zorundayız. Peki bizim işimize hangisi yarayacak? Söyleyin. Dörtler, beşler falan yaramayacak. Bizim işimize hep kareler yarayacak. Birazcık belki de küpler yarayacak. Böyle çok da fazla değil yani. Tamam? Gelelim bizim için en önemli yere. Kare açılımı. Çünkü sınavların... Hocam bir şey danışacağım. Tabii. Mesela biz yaptığımız örneklerde hep A artı B şeklinde yaptık ya. Eğer işaret A eksi B tabii, olsaydı... Tabii bunu burada söyleyecektim. Ne? Eğer arası tamam. Eksi olursa ilk başlayan artı, ikinci eksi, üçüncü artı diye gider. Yani sırasıyla önce artı, sonra eksi, sonra artı diye gider. Mesela küp açarsan tamam, A küp eksi 3A kare B artı 3AB kare eksi B küp olur. Bir artı bir eksi, bir artı bir eksi. Anlaştık mı? Böyle çok yüksek kuvvetlerde durmayacağım için orada durmak istemedim zaten. Buraya bakalım.
Şimdi tam kare. Biliyoruz nasıl açılıyor. A kare artı 2AB artı B kare. Doğru mu? A eksi B'nin karesi de o dediğimize göre A kare eksi 2AB artı B kare. Peki X artı 5'in karesi nasıl açılır? X kare artı 10X artı 25. X kare artı 10X artı 25. X kare birinci ile ikinci çarpı 2 katı 10X artı 25. Şimdi lütfen yalnız burada bir şeye odaklanın. İşte bir soru biçimini göstermek için bazı şeyleri püf noktalarını göstermem gerekir. Şimdi bu 10 değil mi? 10'un yarısı ne? 5. 10'un karesi ne? Şey pardon. 5'in karesi ne? 25. Şöyle diyebilir miyim? Bunun yarısı her zaman karenin açılımının içinde olmak zorundadır. Ya da bunun yarısının karesi hep sağ taraftadır. Demek istediğim şöyle nitelendireyim. Şöyle bir açılım olsa bunun neyin açılımı olduğunu anlayabilir misiniz? Eksik terimleri bulabilir misiniz yani? 12. Yarısı 12, 144 olmalı. O zaman burası 12 olmalı. Burası kaç olmalı? 144. O zaman ben bunun yarısının karesi buraya geliyorsa bu tam kare açılımıdır diye kesin cevap verebilir miyim? Evet. Verebilir miyim? Evet. Güzel. Peki a eksi 1'in karesi nasıl açılır? Kare eksi 2a artı 1. Çok güzel. Yarısı 1, karesi 1 sağdı. Sorun yok. Peki 3m artı 5'in karesi nasıl açılır? 9m kare eksi 30m. Çok güzel. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 katı. Hı hı. 5 kere 3, 15, 30, 30 oldu. 30, 30 kere 3, 15 çarpı 2, 30 oldu. Artı 5'in karesi 25. 25. Kabul. Peki en alt taraf nasıl açılır? Mesela biz bunu ne zaman önünüze koysak ne oluyor diyorsunuz? Abi bir kere eksi x, eksi diye bir şey, y diye bir şey yoktur ki karesini alacaksa bu x artı y'nin karesi de aynı şeydir. Bir şey fark etmez ki. Çünkü eksi parantezini alsanız kare eksi yutar, geriye bu kalır. O zaman bu da nasıl açılacaktır? X kare, x kare artı x y kare. Yani ikisinin de eksi olması, ikisinin de artı olmasıyla aynı şeydir. Anlaştık mı? Şimdi yalnız bunun farklı tip açılımları da var. Birkaç tanesini görsellikle iyi bilmeniz gerekiyor. Mesela birincisi. A artı 1 bölü A'nın karesinin açılımını iyi bilin kardeşim. Hep sınavlarda soruyorlar. Başlıyorum. Birincinin karesi. Birinci ile ikinciyi çarparsanız A'lar birbirini götürür. 2 kalır o zaman. 2 kalır. 2. İkincinin karesi. 1 bölü A kare. Mesela bunu ne yaparlar biliyor musun? A artı 1 bölü A'yı 5 verirler. A kare artı 1 bölü A kareyi sorarlar. E kolay. Sadece 2 fazlalığı vardır. Karesini alıp 2 çıkarırsınız. Anlaştık? Evet. Peki bunu nasıl karesini alacağım? Birincinin karesi. X kare. Eksi 6. Burada bunu çarpınca x'ler gider. 3'ün 2 katı 6. 6. Eksi. Artı. Aman 6. 9 bölü x kare. Güzel. Var mı burada bir sıkıntı? Yok. Peki bunun yok. Karesini nasıl alırım? Ne kare bölü ne kare? Ne kare? Çarpı 2. Artı. Artı. Bunu bunu çarparsam artı. Ne neyi götürür, ne de neyi götürür? 2 kalır. Artı ne kare? Sonra sağ tarafa karesini alacağım. Bunun ne kare karesi ne olur? Ne kare bölü ne kare? Ne kare bölü ne kare? Ne kare. Güzel. Peki bu? 9. 9 eksi 6. Birincinin karesi. 9. 5. Bunda bunun çarpımının 2 katı. 6 kök 5. 6 kök 5. Artı kök 5'in karesi. Artı 5. 5. Yani cevap 14 eksi 6 kök 5. Şimdi bir şey hatırlatacağım size. Mesela bu gördüğünüz ifadeyi şöyle düzenlesem size bir şey çağrıştıracak mı? 6'yı 3 çarpı 2 diye düşünün. 3 içeri nasıl girer? 4. 3 içeri nasıl girer? 9 diye. Şöyle olur mu? Evet. Peki şöyle bir kök olunca ne oluyordu? 2 çarpanını şey yapıyorduk. 5 ile 9. 9 artı kök 5. Aynen. Bu 9'a 5 diye açılıyordu. Burada da kök 9 eksi kök 5 değil mi? Kök 5. O da 3 eksi kök 5 değil mi? Peki o da şu değil mi? Yani siz aslında karesi alınmış bir ifadeyi geri kök halinde eski haline çevirmeye çalışıyorsunuz. Özel kök dediğiniz şeyde kök sayılar da buradan geliyor. Tamam? Evet. Güzel. Buyurun birinci örnek. Şimdi ne olursa olsun x eksi y ya da x artı y verip bir de işin içine x kare artı y kareyi ya da x çarpı y'yi sokuyorsa
mutlaka x eksi y'ye de x artı y'nin, yani verilen ilk ifadenin karesini almak zorundasınız. Cevap 6 mı hocam? Bilmiyorum vallahi. Üçerçim. Hesaplamadım. Bir bakayım. Herhalde. 6. Şimdi soralım. Bunun karesini alırsak ne olur? X kare eksi 2 y. Burası x kare eksi 2 x y artı y kare olur. Bu da eşittir kaç olur? 9 kere 5. 45. Peki ben x kare artı y karenin kaç olduğunu biliyorum. 57. 57. Peki 57'den ne çıkarırsam? 12. 5 olur. Değil mi? 12. Peki 12. O zaman hemen şuna geliyorum. Buranın 12 olması için 2x'ye 12 ise x çarpı y nedir? 6. Size şu kadar söyleyeyim. En klasik formattır. Çok ilginçtir ki en çok sorulan format olur. Sınavlarda o kadar çok soruyorlar ki bir soruyu. Hatta bir yıl hatırlıyorum. 2013 yılı mıydı neydi? Bütün sınavlarda aynısından bir tane sordular. Aynısında bak nokta değiştirme. Sadece sayıdın birini 6 yaptılar, birini 8 yaptılar. Öyle değiştirdiler. Tek yapacağım. X eksi y'de x artı y gördüğüm zaman ne yapmak? Karesini almak. Herhalde. Geçiyorum. Buyurun sıra sizde. Var mı cevabı olan? Hocam bir dakika bekletsiz olurum da. İşte kalem kağıtsız olmuyor bu. Bu ne diyen yaptı bu olmadı. 4 kökü. Kök 48 hocam. Kök 48 verdiler. Evet. Orada, açılımı orada olması gerekiyor ama tam bakalım. A eksi B'nin kaç olduğunu biliyorum. 2 kök 3. Peki A artı B'nin ne olduğunu biliyor musun? Hayır. Burada bunu soruyor değil mi? Hı hı. Böyle bir soru gördüğünüz zaman ikisini alt alta yazın. İkisinin de karesini alın. Bakın ikisinin de karesi birbirinin aynısı zaten. Ve arada eksi işaret değişiyor. Şimdi bunun karesini yazıyorum. A kare eksi 2 AB artı B kare. 12. Doğru mu? Evet. B'yi de biliyorum. Tamam peki bunun da karesini alacağım. Ona da gideceğim. Peki bunun karesini alacağına gelecek. A kare artı 2AB artı B kare eşittir x kare değil mi? Ben x'i bulmaya çalışıyorum zaten burada. Hı hı. Peki şimdi soralım. Hı hı. A kare artı B kareyi bilmiyoruz ama A çarpı B'nin kaç olduğunu biliyoruz? 9. Eksi 2 çarpı 9, eksi 18. Karşıya atarsanız bu nasıl geçecek? A kare artı B kare eşittir 30. O zaman demek ki şunların toplamı kaç? 30. Şuranın da biz 18 olduğunu bulmuştuk. Aslına bakarsanız o ortadakini birinde çıkarıyorsunuz, birinde topluyorsunuz zaten. Mantık bu. 30'u 18 eklerseniz x kare neye eşit? 48'e. O zaman x neye eşit? 16 çarpı 3'ün köküne eşit. Bu da kaç yapacak? 4 eşittir. Artı eksi 4 kökü. Yani aslında 2 kökü var. Kareli olduğu için. Biz eksili olanı aradığımıza göre sorunun cevabı nedir? C. Kapış? Hı-hı. Devam. Buyurun sıradaki soru. Bir benzeri ya. Buyurun buyurun. Thank you.
Evet, şimdi x artı y'nin x artı y'yi yazıyorum. İzninizle karesini alıyorum. 8 kök 2'nin de karesini alıyorum. Ne gelecek şimdi? X kare artı 2x y artı y kare eşittir kaç? 128. Kabul. Peki biz x çarpı y'nin 30 olduğunu biliyoruz. 2 ile çarparsak 60. Karşıya yollarsanız ne oldu? X kare artı y kare eşittir 68. Zaten elde edeceğimiz birinci aşamayı elde ettik. Şimdi soruyorum. X eksi y'nin karesini. Bunu bilmiyoruz. Peki bunu şöyle açılmıyor mu? X kare eksi 2x y artı y kare. Peki x kare artı y karenin 68 olduğunu biliyoruz. Peki x çarpı y'nin de kaç olduğunu biliyoruz şuraya göre? 30. 30 çarpı 2 60. 68'den 60 çıkarıyorum. 8. Peki karesi 8 olan sayının kendisi kök 8'dir. Yani 2 kök 2. X, Y'den büyük olduğu için pozitif gelmesi gerekiyor. Peki şimdi soralım. Bize neyi soruyor? X kare eksi Y kare. Peki bu da şöyle açılmıyor mu? X artı Y çarpı X eksi Y diye. 2 kare farkından. Peki bu da nedir? 8 kök 2 çarpı 2 kök 2. Yani cevap 16 çarpı 2 32 yapar. Yani cevap nedir? Olur. Şimdi soru uzun ama mantık hep aynı, açılım tarzı hep aynı. Buyurun bakalım. Şimdi bize diyor ki, verilen ifadenin çarpanlarından biri nedir diyor. Önce ben size şunu yakalatacağım. Burası x kare. Eksi 6x artı 9. Yan yana yazıyorum. X kare. Eksi 6x artı 9. Kalanı yazmadan önce şöyle bir eksi y kareye ayırayım. Size şurası tanıdık geliyor. Şurası bakın tanıdık. Evet hocam. İki kare farkı. Hayır, önce şurası yok. Tanıdık mı? X'i. 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 Nereden anladım? Bunun yarısının karesi burayı verecek. X'i y kare diyorum. Peki şimdi buraya geliyorum. Peki bu da iki kare farkı değil mi? Evet. Kare farkı nasıl olacak? X eksi 3 eksi y. X eksi 3 yok. Bir dakika, çok doğru. Güzel, çok güzel. X eksi 3 eksi y. Bir topluyorum. Pardon, bir çıkarıyorum. X eksi 3 artı y. Bir de ne yapıyorum? Topluyorum. Peki diyor ki ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ben de diyorum ki hangisi var bakalım. X artı y eksi 3 mü var? Var. Yani sorumuzun cevabı ne? Yakaladım. Anlaştık mı? Geçtim. Sıradaki soru. Demek ki olduğuna göre mutlak değer A artı B değeri kaçtır diyor. Ben de diyorum ki böyle sorularda ya taraf tarafa çıkarıp ya taraf tarafa toplarsanız bir şekilde ya iki kare farkı ya tam kare elde edersiniz. Ben şimdi bunları taraf tarafa toplasam ne olur? Hocam A artı B'nin parçası kubbesini diyelim. A kare artı 2AB artı B kare olur mu? Evet. Peki buradan eşittir kaç olacak? 25. 25. Peki bu neyin açılımı? Artı 5'in mutlak değerinin açılımı. A artı B'nin karesinin açılımı. 25. Yani A artı B'nin karesi 25 ise A artı B kaçtır? Ya artı 5? Ya eksi 5. Ama mutlak değerli diye sormasının sebebi ben bunun boyunu istiyorum demek. Bu da zaten cevabın ne olduğunu gösterir. 5. Tamamdır. Hı-hı. Hocam bir şey soracağım. Evet. Yani mutlak değer vermesi de oraya eksi 5 nasıl cevaplarda gene kabul etmek zorunda mıydık? Şıklarda eksi 5 artı 5 olursa şöyle der. Açıdakilerden hangisi olabilir? Şöyle. Hani, artı 5'i vermese. Artı 5'i vermese. Sadece eksi 5 verse. Onun kökünü hangisi olabilir diye sorması lazım. Anladım. Aşağıdakilerden hangisi olur diye sorar. Şimdi geliyorum buraya. Şimdi x bir reel sayı olduğuna göre ifadesini alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi ben size önce bir soru sorabilir miyim? Herkes bana şöyle bir baksın. A kare diyorum. A kare en az kaç olabilir? Sıfır. Neden? Hocam çünkü negatif gelemez ki. A karenin alabileceği en küçük değer nedir? Sıfır. Niye? Çünkü A'ya verebileceğiniz hangi negatif değer olursa olsun onu pozitif yapar. Sıfır verirseniz sıfır olur. O zaman şunu iddia edebilir miyim? Bir sayının karesi hiçbir zaman negatif olamaz. En düşük sıfır olur.
Kesinlikle. Peki, niye bunu öne attım? Hemen şunu söyleyeyim. Çünkü gördüğünüz ifade bir tam kareye çevrilebilse, nasıl çevrilebilirdi? X eksi 4x, x kare eksi 4x, eksi artı 4'ün. Artı 4. Şimdi buranın yarısı kaç? 4'ün yarısı 2. 2'nin karesine 4. Buraya bir 4 eklerim. Buraya da artı 6 yazarım. Yani onu 4 artı 6 diye yazmış oldum. Kesinlikle. Şuna geliyorum. Bu gördüğünüz ifadede şu parçaya bakar mısınız şu parçaya? Bunun neyin karesinin açılımı? X eksi 2'nin parantez karesi. X eksi 2'nin karesi artı 6. Peki bu ifadenin alabileceği en küçük değer dediğine göre kareli ifadeyi yapsam en düşük 0 yapabilirim değil mi? Kesinlikle. Doğru. Ben buraya 2 veririm. Demek ki cevap 6. Yani Deniz. Şimdi kısa yolunu gösteriyorum. Kısa yoluna dikkat. Kısa yol şu bak. İyi izle içinde. Burada ortadaki terim kaç? 4. 4'ün yarısı? 2. Şimdi sağdaki sayıyı yazıyorum. Bundan bulduğum turuncuğun karesini çıkarıyorum. Sağdaki sayıdan ortadaki sayının yarısının karesini çıkarıyorum. Yarısının karesi. Aynen. Bu minimum diye soruyor. Maksimum diye sorduğu sorularda şunun önüne eksi alır genellikle. O sizi çok bağlamaz. Bu sefer eklersiniz. Yani minimum diyorsa çıkarırsanız, maksimum diyorsa eklersiniz. Bak gösteriyorum. Bir tane uydurayım. Siz direkt sonucu söyleyebilir misiniz? X kare artı 10x artı 41. Minimum değeri kaç lira desin? 41 eksi 41 eksi 65 mi? 25. Çıkarıyorum. Minimum diyor ya, minimum değer. Minimum eksiden aklınıza gelsin, çıkarıyor. 16. Artını sorabilmek için şöyle yapması gerekir. Eksi x kare artı 8x artı, diyelim ki 95 desin. Bu ifadenin maksimum değeri nedir diye sorar. Evet. Yine aynı olur. O zaman ne olur? Yarısı 4, karesi 16, 95'e bu sefer 16 ekliyorum. Ha, ekliyorum, evet. Yani 111. Anlaştık. Hocam, bir şey sorsam olur mu? Yani evet. Ufak bir şey ama. Hocam, bu tip şeylerin, denklemlerin grafiği olsa, yani şey sürekli artan bir grafik mi? Yani bir dip değeri olacak, onun altına inemeyecek, sürekli artan bir grafik olacak geri kalanında. Hayır. Şimdi parabolik grafikler şöyledir. Parabolik şöyledir. Bunun grafiği böyledir. Bu uç noktaya kadar sürekli azalır, sonra artar. Bunun grafiği de şöyledir. Sürekli artar, sonra azalır. İşte o yüzden burada maksimum diye sorabiliyoruz, burada minimum diye sorabiliyoruz. Tamamdır hocam, anlatayım. O da sizi bağlamıyor zaten. O sorunun kendi kökünden geliyor. Peki, buyurun sıradaki soru. X ile Y pozitif reel sayılar olduğuna göre X çarpı Y kaçtır diye soruyor. Ben önce av yakalıyorum. Önce avım. X kareli avla. Av mevsimi X'lerden açıldı. Sonra X'in ikinci avını yakalıyorum. Yanına 10X geldi. Şimdi şunu soruyorum. Bunun yanına ne gelmeli? Tam kare olması için. 25 gelmiş. 25. Yarısı 5, karesi 25 gelmeli. Doğru mu? Evet. Artı. Şimdi ikinci av sezonunu açıyorum. Bu sefer neleri yakalıyorum? Y kare. Y'leri yakalıyorum. Y kare var mı? Evet. Peki burada var. Ne var? Artı. 4 y. Peki 4'ün yarısı 2, karesi 4. Evet. Eşittir diyorum. Durdum. Peki 25 ile 24 şey 4'ün toplamında bana kaçı veriyor? 29 var. O zaman zaten 29'da değerlendirilmiş oluyor. Bu da eşittir 0 evet. Oldu mu? Evet. Peki bu neyin karesinin açılımı? X eksi 5'in. 5. Karesi. Artı bu neyin karesinin açılımı? Y artı 2. Artı 2'nin karesi. 1 0. O zaman ikisinin toplamının ayrı ayrı 0 olması için ben size mutlak değer demiştim. Kareli ifadeler, mutlak değerler, kökler toplam 0 ise bunun ayrı ayrı içleri 0'dır demiştim. O zaman x kaçtır? 5. Y kaçtır? Eksi 2. Bunların çarpımı nedir diyor? Eksi 10. Eksi 10. Kabul. Şimdi pratik yöntem gösteriyorum. Biliyorum şurayı. Pratik yöntem şu. Bunun yarısının eksilisi nedir? 25. Yarısının eksilisi. Eksi 5. Eksi 5. Şey aman artı 5. Şunun yarısının eksilisi ne? Eksi 2. Çarpın. 5. Eksi 2. Niye biliyor musunuz? Biz zaten bunları tam kare almarken bunların yarılarının karesini almaya çalışarak buluyoruz. Yarısının karesi dediğinizde o parantezin içindeki sayı. Karşıya geçerken de artı diye geçiyor. Tamam? Ha, onları işaretliyoruz. Aynen. Şunun yarısıyla şunun yarısını arıyoruz aslında. Farklı bir şey aramıyoruz. Geçiyorum. Tamam. Buyurun bakalım. Bu sondaki sayı hep ona göre uygun mu veriyor? Tabii. Eşittir sıfır verecekse ona göre veriyor. Eğer
Minimum değer derse şey yapıyorum o zaten. Bulduklarımı az önce ilk yaptığım soru gibi çıkarıyorum. Fazlalıkları çıkarıyorum yani. Mesela oraya 29 değil de 59 verseydi 59'dan 29 çıkaracaktı. Minimum değeri bulmuş olacak. Ama o zaman içerisinde sıfır yapmıyordu ya. Ama o zaman x'i nedir, y nedir diye sormayacak. O zaman minimum maksimum değer nedir diye sorar. Ha, tamam. Eşittir sıfırsa bir değeri var çünkü. Peki, şimdi ben ne demiştim bu formülleri açarken? Böyle bir ifade görüyorsanız ne olursa olsun bunu ne yapın? Karesini alın. Peki bu nasıl açılıyordu? Hocam x kare eksi 2 artı 1 bölü x kare. Eşittir 2 kök 3'ün karesi 12. Eksi 2 de parçaya geçerken artı 2 geçiyor. X kare artı 1 bölü x kare neye eşittir? 14. Anlaştık. Ne kadar kolaydı. Keşke bir değil mi? Böyle soruyorlar. Geçtim. Şimdi bakın benzer bir tane soru. Yalnız ufak bir hilesi var. Şimdi benim elimde x kare eksi 3x eksi 6 varken hiç paydada x yokken paydaya x bir şey soruyorsa siz de her şeyi x'e bölünce. Bak x'e bölünce ne olacak? X kare x'e bölünce ne olacak? X. Eksi 3 eksi 6 bölü x. Bir sıfır olacak mı? Evet. Sayısal veriyi karşıya atın. X eksi 6 bölü x. Eşittir 3 olacak. 3. Peki zaten bu tarafın karesini almış hali. Aynen. Ben karesini alıyorum. X kare. Ne gelecek şimdi ortaya? Bunu bunu çarpı 2 katı. 12. Eksi 12. Artı. 36 bölü x kare. Eşittir 9. Eksi 12 de karşıya geçerse artı 12 diye geçecek. 12 artı 9. 21 olacak. Yani sadece arada şöyle bir fark var. Birisinde direkt soracağını biliyor. Direkt karesini alıyorsunuz. Ama ne olursa olsun ortaya çarpımının iki katı düşüyor. Sayısal olarak. Peki ben size o zaman şöyle bir mantık belirlesem olur mu? Şunun karesine şunun iki katını eklerseniz direkt cevap budur. Pardon karesinde olur mu? Tam tersini söyleyeyim. Özür dilerim. Şunun karesine şunun iki katını eklerseniz direkt cevap bulursunuz. Yok bunu yapamazsınız. Vazgeçtim. Bu kolay aklınıza olmaz. Aklınıza geldi. Kolay değil. Kolay olmaz olsun. Şimdi. Bana verilene bakın. Benden istenene bakın. Hocam sanki ben olsam. Sanki bir tane bir eksik. Hocam ben üstteki ifadenin iki tarafına bir eklerdim. O zaman buraya bir ekleyeyim. Sağ tarafı da eklerim. Aynen. Ekledim. O zaman burası şöyle oldu mu? Artı bir. Artı. X artı 1. 5. Şimdi bununla bunun arasındaki ilişkiyi yakalayabiliyor musunuz? Kareleri. O zaman bu sefer bunun karesini alsak. Bakın o x artı 1'i farklı düşünmeyin. Birbiriyle bitişik gibi düşün. Biricinin karesi. X artı 1'in tam karesi. Artı sonra bununla bunu çarparsak şu şunu götürür. 5 kalır. 5 kere 2 10 gelir mi? Artı sonra bunun karesini alsak pardon. Şunun karesini alsak. 25 bölü x artı 1. Sakın bu kareleri açmayın bak. Sizi tuzağa düşürmek için yapıyor onu. Eşittir. 15. Bu tarafın da karesini alırsam. 25. 25 peki 10 da bu tarafa giderse. 25'ten 10 çıkarıyorum. 15. Bu gördüğünüz DGS sınav sorusu. Güzel sormuşlar. 2014 müydü, 2013 müydü? Böyle eski bir tarih sınav sorusu. Hatta demiştim ben DGS için zor bir soru. Niye bu sormuşlar demiştim kendisi. Hatırlıyorum soruyu yani. Hocam bu tip soruların şıklardan yakalama ihtimali yok değil mi? Onu yok. Bunun var. Anladım. Bunun gayet iyi biliyorsunuz bence. Aynen. Gözde orada mı? Gözde bak. Gözde hemen söylemesi lazım hocam. 2013'ler geçer. Bakayım. Bir saniye. Hadi ya bunun cevabını vermemiz lazım direkt. Beytullah hocam 2003. Hocam. Ben size hatta bir salonda bir şey göstermiş. 2003 aynen. Aynen. Böyle soruların cevabı direkt ortadaki sayıdır demiştim. Evet. 2006 ile 2000 ortasında 2003 var. Hatta bir yol daha göstermiştim. Bu yol neydi? Hocam 2000'e A diyoruz. 2006'ya A artı 6 diyelim. Büyük olanın üzerine şunun kare kökünü ekliyorum. Aynen. Peki normal yolu ne? 6 çarpı 0 artı 9. A kare artı 6 artı 9. Birler basamağında.
Çok güzel. Şurası A. Şurası A artı 6. Bunlar burası ne olacak? A kare artı 6 A artı 9. Peki kök içinde bu oldu. Peki şimdi bakın bu sorunun tam kareyle daha çok bağlantısı var. Görüyor musunuz? Evet. Buradan sonra. Evet. A artı 3. A artı 3'ün tam karesi. Kök içinde A artı 3'ün tam kare ifadesi. Peki karede kökü götürüyor. Kalıyor A artı 3. A burada kaç? 2000 demek ki cevap. 2003. Yani aslında çok klasik soru olduğu için klasik soruların çok açık sayıları vardır. Çok açık. Şimdi burada gördüğünüz kareli ifadeyi açarken yalnız önce bir formülünüz var. Üç terimli kareyi nasıl açacağınıza dair bir formül. Ben önce onu bir göstereyim. Eğer size x artı y artı z'li ifadesinin karesini açtırıyorsa, hatta bir tanesini x yapayım da öyle görün. Daha iyi olur. Şöyle bir ifadenin, ama aynısı olmasın ya. X yapalım. Artı yapalım. Şimdi böyle bir ifadenin karesini açarken bir kere her şeyin önce birer kez karesini alırsınız. X kare. Kareler pozitif olacağı için öndeki işaretler sorun yaratmazlar. X, Y kare, Y kare, Z kare. Sonra iki parantezini açarsınız. Birinci ile ikinciyi çarparsınız. Yalnız işaretleriyle. Eksi X, Y. Sonra birinci ile üçüncüyü çarparsınız. Artı X, Z. Sonra ikinci ile üçüncüyü çarparsınız. Eksi Y, Z. Yani açılım. A kare, B kare, C kare. Artı iki tane A, B, A, C, B, C'dir. Yalnız herhangi birinin önünde işaret varsa o işareti de İçerideki çarpımını dikkate almak zorundasınız. Şimdi buraya geldik. Olduğuna göre diyor, A kare, B kare, C kare toplamı nedir? Zaten bir kere şu açık. Şunun nesini alacaksınız? Karesini. Şimdi bunun karesini nasıl alacaksınız? İki tarafında karesini alıyorum. A kare, B kare, B kareyi yazıyorum. Sonra artı iki tane diyorum. Çarpıyorum. A ile B'nin çarpımı artı. Sonra B ile C'yi çarpıyorum. Eksi. Sonra A ile C'yi çarpıyorum. Eksi. Zaten bakın nerede şeyi bulmuş oluyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Eşittir bu arada 8'in karesi kaç? 64. Şimdi A kare artı B kare artı C kare benden istenen şey. Buna X diyorum. Artı. AB eksi BC eksi AC'ye 12 veriyor. 2 çarpı 12 24. Eşittir diyorum 64. 24'lük parçayı atarsanız X kaç yapar? 40 yapar. Demek ki sorumuzun cevabı C'dir. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Hayırlısı. Hayırlısı. Peki o halde sıradaki soruya geçiyorum. Buyurun bakalım. Ha, sorudan önce ne varmış? Küp özdeşikleri. Şimdi küp özdeşikleri az önce bizim açtıklarımız aslında. Ben o yüzden ilk önce pascal üçgenini gösteriyorum. Önce karelerden başlıyorum. Sonra küpleri gösteriyorum. Küpleri gösterirken de açılımı nasıl göstermiştim? Az önce söylediğim gibi tekrar şöyle göstereyim. X küp artı y küp şöyle açılıyor. Birincinin küpü 3 tane birincinin karesi çarpı ikinci 3 tane x çarpı y kare artı y küp. Yani burada diyeceksiniz ki bunu nasıl ezberleyeceğim? İşte o dediğim az önce açılım mantığıyla ezberlemeniz lazım. Bakın nasıl başlıyor? Birincinin küpü. Azalıyor, artıyor. Azalıyor, artıyor. En son artıyor. Tek kasayı olayı şu. Buraya bir 3, buraya bir 3, buraya bir 1 getiriyoruz. 1, 3, 3, 1'den bak. Yani o deneyimi anlarsanız bu yaptığım aslında ezberden daha çok sıralı bir mantığa geliyor kafanızda. Tabi bu arada eksi olursa ne olacak? Artı, artı eksi, eksi, artı, eksi diye gideceğiz. Biliyorum. Geçiyorum. Buyurun bakalım. Şimdi bir bakın bakalım. Şu görünen ifade neye benziyor? 999'a mesela A diyebiliriz. Hocam 999 artı 1'in küpü değil mi bu? Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi burası ne? A küp. Artı, kare. Artı, artı 3A artı 1. Eşittir 10 üzeri x'miş. Tabii ben burada A'yı ne olarak seçtim? 990 değil mi? Şimdi peki burada gördüğünüz A küp artı 3A kare artı 3A artı 1 B'nin 1 seçilmiş hali küp açılımında. Demek ki bu da A artı 1'in küpünün açılımı. Eşittir burada 10 üzeri x. Peki biz A'yı 999 alırsak oldu burası 1000. 1000 de şu değil midir? 10'un küpünün küpü. Peki buradan ne geliyor 10 üzeri x?
10 üzeri x eşittir 10 üzeri 9. Demek ki tabanları aynı olduğuna göre x'ler de eşittir. X de kaçtır? Aynen. 9. Yani cevap denir. Geçti. Şimdi bir bakın bakalım. Olduğuna göre a kaçtır diyor. Hocam bir saniye. Burada a eksi 1'in küpü bu. Ondan açık verme, açık 4. verme. Direkt cevabı söyle. Tamam, bir saniye hocam. 4. 4 geldi bir. Hocam 3'ün küpü ya, Adana. Adana 3'ün küpü. Baktın yine Kürçak. Bak şimdi ben şunu söyleyebilirim. 4. Doğru. Şimdi buraya baktığın zaman bak, şimdi şuraya baktığın zaman. Burası A'nın küpüyle başlıyor değil mi? Hı hı. Yani eksi 3'e kare geldiğine göre. Aslında B'den bir çarpan gelmiyor. Şurada bir tane B'li bir şey olması gerekir. B'nin 1 olduğu açık. Artı 3A. Peki bu ilerlerken nasıl ilerliyor? Dikkat ettiniz mi? Artı, eksi, eksi artı. Eksi. Demek ki buraya bir eksi 1 gelirse kalır buraya eksi 27. Peki hmm. soruyorum. Şurası neyin açılımı? A eksi 1'in küpü. Eksi 1'in küpü. 27'ye karşı atıyorum. O da 3'ün küpü. Hmm. Küpleri silersem demek ki A eksi 1, 3. A da kaçtır? 4. Anlaştık. Aynen. Çok güzel. Geçiyorum. Yani mesela burada gördüğünüz bazen soruda sadece bir toplamaya bakar. Şimdi siz bu ifadeleri alt alta toplasanız. Gelenleri ben sırasıyla yazayım mı? Önce x küp. Burada küpleri başa ve sona yerleştirin. Artı. Sırada ne gelecek? 6x kareye. Artı. 12x'ye kare. Artı 8 y. Oradan da 3 gelir. 27. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Sırada ne gelir sorusunun cevabını kendim sordum, kendim verdim. Sırada ne geleceğini nereden anladın? Azalmaya bakıyorum. Azalma nasılına göre. X artı y'nin küpü bu. X artı y'nin değil. X artı 2 y'nin. Çok güzel. Bu x'in küpü. X'in küpü olduğunu x'ten anladım. Peki bu neyin küpü? 2 y'nin küpü. Aynen. 8 y küpten anladım. Eşittir. 3'ün küpü. 27. 3'ün küpü. Giderse demek ki x artı 2'ye 3'tür. 3. Bak benim sorum cevabı o değildi. Ben sırasını nasıl anladım dedim. Sırasını kuvvetlerden, derecelerden anladım. Küp, kare, 1, 0 diye gidiyor ya. X'lere göre kontrol ettim. Küp, kare, 1, 0 diye gittiğini anladım. Ha aslında değerlendirmemi kime göre yapıyor? Baştakine ve sondakine göre. Biri x'in küpü, biri 2 y'nin küpü sonuçta. Geçiyorum. Var mı burada bir sıkıntı? Yok. Yok hocam. Çok güzel. Gelelim buraya. Şimdi bize diyor ki n bir doğal sayı olmak üzere verilen ifadelerin açılımını yaparken. Şimdi bu bir özel bir durum. Çok hani benim çok ilgilendiğim bir durum değil. Şimdi x5 y5 gibi bir sayı açarsanız x eksi y çarpı x üzeri 4 x küp y kare diye gidecek. Şöyle açıklayın. Size küpten daha büyük bir kuvveti yanında 1 ile açarlarsa, mesela x üzeri 6 eksi 1'i açarlarsa şöyle açıyorsunuz. Kuvveti siliyorsunuz, tamam mı? X eksi 1 yazıyorsunuz, geriye kalanlar x5, x4, x3, x2, x1, x diye gidiyor. Evet, şimdi gelelim küp toplamı, küp farkı, iki küp farkı özdeşliklerine. Şimdi ben özdeşlik çok kullanmayı seven bir insan değilim. Şimdi küp özdeşliği ya da kare özdeşliği dediğiniz şöyle oluyor. Şimdi bir tanesi diyor ki, ben diyor A artı B'nin karesini biliyorum kardeşim diyor. E A artı B'nin karesi böyleyse diyor. Bu nasıl açılır diyor. A kare artı 2AB artı B kare diyor. Şimdi pardon şunu şöyle yazayım. Artı B karedir diyor. Sonra diyor ki peki ben bunu şöyle yazsam olur mu diyor. A kare eksi 2AB artı B kare diyor. Artı 4AB diye yazarım diyor. Yani 4AB'den 2AB çıkarınca zaten yine 2AB kalıyor. Peki şunu yine açılım oluyor. A eksi B'nin tam karesi. A eksi B'nin tam karesi ne oluyor? Artı yanında 4 AB. Ya kusura bakmayın da bunu ezbere bileceksen zaten A eksi B'nin karesini, A artı B'nin karesini biliyorum. Ne gerek var ki benim bunu ezberlemem? Keza küp toplamlarında ve küp özdeşliklerinde ikisinin arasında böyle bir ilişki vardır. Ama ben sadece burayı size bilgi olsun diye biliyorum. Bak beni şu ilgilendiriyor. Ben A artı B'nin küpünü açmayı biliyorum. A küp, evet. 3 kare B, 3 AB kare artı B küp. Ama şunu yeni öğreniyorum bak şimdi. Küp farkı küp toplamı. A küp artı B küp nasıl açılır? A küp eksi B küp nasıl açılır? Ne izleyeyim beni? Önce şöyle yapıyorum. Önce sanki küpler yokmuş gibi burayı siliyorum.
eksikler olmayınca ne kalıyor? A artı B. Sonra A artı B'nin karesini alıyor bu çünkü düşünüyorum. A artı B'nin karesi üretilmiyor ama A kare, 2AB, B kare. Tek farkı burada artı yok, 2 yok, önde bir eksi geliyor. Yani A küp artı B küp şöyle açılıyor. Önce küpleri kullanma, küpleri yazma. Sonra kare açar gibi aç. A kare, eksi AB, artı B kare. Bak bir tane şey üzerinden örnek göstereyim. Mesela sayısal bir örnek. Diyelim ki x küp artı 27'yi açacaksınız. 27 neyin küpü? 3'ün. Önce orayı x küp artı 3'ün küpü diye yazıyorum. Sonra açarken şöyle açıyorum. Küpler x yok. X artı 3. Tamam. Sonra birincinin kare. Karesini yazıyorum. Sonra bu x'inin çarpımını yazıyorum. Artı sonra ikincinin karesini yazıyorum. Evet. Tek fark orta çarpıda ortası işaret değiştiriyor. Burası artıysa burası eksi oluyor. Eksi de nasıl oluyor? Bakın burası eksi olursa burası artı oluyor. Tamam mı? Hı-hı. Hadi buyurun o zaman. İlk sorumuzu gösterelim. Şimdi diyor ki toplamları 6. Demek ki iki tane sayı var. A artı B. Kaçmış 6? Peki çarpımları kaçmış? 4. Peki bana bu sayının nesini soruyor? Küpleri. Peki bir şey rica edebilir miyim? Önce biz bunları verdiği zaman sorularda neyi bulmayı öğrenmiştik? Aynen. Peki bunun karesini alırsanız ne olur? A kare artı 2AB artı B kare eşittir 36. 36. Peki 2AB 4 kere 2'den 8. Karşıya atarsanız A kare artı B kareni 28. Şimdi bunu ihtiyacınız olduğu için buluyorum. Şimdi soruyorum. Bu nasıl açılıyor? Önce direkt A artı B'yi yazıyoruz. A artı B'yi yazıyorum. A kare eksi AB artı B kare. A kare eksi AB artı B kare diye yazıyorum. Şimdi verilerime bakıyorum. Verilerimde neler var? A artı B zaten 6. A kare artı B kare zaten 28. Eksi AB ne? 4. O zaman burası ne oldu? 6 çarpı 24. Yani 140. Anlaştık. Yani kare açan olan tek farkı bir tane fazla formül yazmanız. Başka hiçbir şey değil. Yapabilir misiniz? Evet. Yapabiliriz değil mi? Yaparsın. O zaman bunun ikinci soruyu size kakalayayım. Buyurun. Sekiz. Oo, bir sekiz geldi. Sekiz. Sekiz. Bu kadar hızlı çözdüğüme inanamıyorum. Kendime inanamadım. Nasıl çözdünüz? Ben de merak ettim bir saniye. Nasıl yaptınız? Şey yaptım. A eksi B'nin karesini aldım. A kare. Tamam. A kare. Bir dakika. Ben bir yerde yanlış yaptım. Eksi 2 abi yaptır artık. Başladım ben. Karışmam. A kare eksi 2 abi. Yanlış yaptım ya ben. Artı bir kare. Yok, yanlış yapmadım. Yanlış mı yaptım? Yanlış yaptım tamam. Ben. Yanlış yaptım. Hayır, bir dur, bir karar ver. Şimdi eksi 2 abiye karşı atıyorum. A kare artı B kare neye eşit? 4 artı 2 abi. Yanlış yapmışım ben. Hadi ben bunu buldum. Tamam. Peki A küp eksi B küpü nasıl açacağım? A eksi B A kare artı AB artı B kare. A kare artı AB. Artı, AB bir sorun yok şu ana kadar. Tamam. Şu yukarıya yanlış yazmışım. A eksi B çarpı 2. 56'yı zaten hiç işin içine bile katmamışım. Ne 8'i? 8'i atmışım ben resmen. Peki tamam. Neyse sağlık olsun. Yok 8 gelelim. Çıkıyormuş. Nasıl? A kare artı AB artı B kare de 28 değil mi o zaman? Aynen. Peki, A kare artı B kare 4 artı 2 AB değil mi? Şu ikisinin toplamı. Evet. O zaman 4 artı 2 AB. Nasıl 28 ya? 2 çarpı 28 şey, 56 değil mi? 26 tamam. Artı evet. AB. Eşittir kaç buldum? Bir şey bulamayacağım da hayırlısı bakalım. Bir yerde yanlış mı yapıyorum? Evet. Onu nereden yaptın ki onu biz? Ya A eksi B 2 değil mi işte A eksi B?
Hocam 6 geliyor da 6 cevaplarda yok yani ben. Bakın. Allah Allah bir daha yazayım neyse. Karşılası 28 olacak tamam. Peki buradan ne geliyor? 3AB eşittir 24. AB eşittir 8. Hayatım keşke böyle gerçekten şanslı olsam. Keşke ben de böyle atabilsem. Şu yukarıdaki bir şey söyleyeyim mi? Basitçe düşünseniz, bak basitçe düşünseniz zaten bu 8 olmalı, bu da 6 olmalı. Mı? Yo, hayır pardon, tam tersi. Çarpım üzerinden düşündüm. Bu 4 olmalı, bu da 2 olmalı. 4'ün küpü 64. 2'nin küpü 8. 64 eksi 8, 56 zaten. Değil mi? Geçtim. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi x kare 6 eksi 1 ifadesinin bir çarpanı değildir diyor. Önce şöyle başlıyorum. X kare 6 eksi 1 ifadesini şöyle yazabilirim. X küpün karesi eksi 1 diye yazabilirim. Peki niye böyle yazdım? Niye böyle yazdım? İki kare farkından. Burası x küp eksi 1 çarpı. X küp artı 1 değil midir? Evet. He, şimdi ben olayı nereye düşürmüş oldum? Küp açıldı buna. Peki bu nasıl açılacaktı bunun küpü? X eksi 1 x kare artı x artı 1. Çok güzel. Çarpı. Peki bu nasıl açılacaktı? Küp olmadan yazacağım değil mi Rabia ya? X artı 1. Evet. Sonra bunun karesini açar gibi açıyorum. X kare eksi geliyor. Artı 1. Bu adresinin bir çarpanı değildir dediğine göre. X eksi 1 var. X artı 1 var. X kare artı x artı 1 var. X kare eksi x artı 1 var. Ama x kare eksi x. Yok. Çakalın. Tamam. Sıradaki soru. Bunda da kestirme bir yol var mıydı? Öyle hatırlıyorum da. Var da söylemem. Çok fazla kestirme yol söyleyince pek tadı olmuyor bu iş. Normalde bunun küpünden 3 katını çıkarıyorsun gibi bir kısa yolu var. Eksi 2 olduğunu düşünüyorum cevabını ama bilmiyorum. Allah'ım çok kötüyüm. Peki şimdi bunu nasıl açacağım? X artı 1 bölü x. Aynen. Sonra? X kare. X kare. Eksi. 1. 1. Artı. Artı 1 bölü x. Kare. Peki x artı 1 bölü x zaten 1. 1. Şimdi bize şu lazım. Peki bunda karesini alarak elde etmiyor muyuz zaten? Hı hı. Evet. Bunun karesini alırsak. X kare artı 2 artı 1 bölü x kare eşittir 1 değil mi? Peki bu 2'yi de karşıya atarsak burası ne olur? X kare artı 1 bölü x kare eksi 1. Peki bu eksi 1, bu eksi 1 çarpımı ne oluyor? Eksi 2. Çarparsanız eksi 2. Evet. Ne oldu şu bak şöyle söyleyeyim. Bu verilen sayının küpünden 3 katını çıkarıyorsun. Tamam. Aklınıza kalır mı sanmıyorum ama. Şimdi gelelim zor bir kısma. Terim ekleyip çıkarma ve terimlerin yerine yazarak bulma yöntemleri. Şimdi burası zor taraftır. Şimdi bunun birkaç farklı versiyonu var. Birincisi ortadaki ifadeye bakarsınız. İkincisi sağdaki soldaki ifadelere bakarsınız. Bakın şimdi. Bu x kare 4. Bu da 1 değil mi? Ben bunu şöyle yazabilir miyim? X kareye a dediğimi varsayayım. Şöyle yazsam olur mu? Burası a kare artı a artı 1'dir. Hı hı. Bu bir şeyin karesi değil. Ama şöyle bir ufak bir oyun oynasam. Buraya ben bir a eklesem. Ve bir a eklesem. Bir de a çıkarsam. Bir şey değişir mi? Hayır. Peki niye böyle bir şey yaptın sizce? Tam kare yapayım. Kare açılmaya dedim. Peki bu gördüğünüz neyin karesi? A artı 1. A artı 1'in karesi. Eksi a. Şimdi bir şey daha gösteriyorum. Bu gördüğünüz ifadede ben a'nın x kare olduğunu biliyorum. X kare artı 1 eksi x kare. Normalde burası burada dururdu. Ama iki tane kareli ifadenin farkı var. Burada da o zaman iki kare farkı yapamaz mıyım? Hı hı. Ben şöyle yaparım. Birinci ile ikinciyi topla. X kare artı 1 artı x. Fark
birinci ile ikinciyi. Yani x kare artı 1 x'i de 2 kare farkı yaptım. Hı hı. Tamam. Yani buraya ne ekledim? Bir a ekledim, bir a çıkardım. Aslında en baştan gitseydim bir x kare ekleyecektim, bir x kare çıkaracaktım. İşte bu çok sınavlarda sorulan bir şey değildir. Bu daha çok kitap sorusudur. Ama şunu daha çok severler. İfadeyi kurtarıp yerine yazma işi. Olduğuna göre x'leri 5'e aşağıdakilerden hangisini işledim? Genellikle Türkleri sorularda çok çıkar. Ama burada onu kullanmadan varyasyon kullanacağım. Bakın önce şunu yapabilirim. X kare ifadesini çeksem x eksi 2 eşit. Hı hı. Ben bu x üzeri 5 ifadesini şöyle yazabilir miyim? X kare çarpı kare çarpı. Olur mu? Evet. Hı hı. Peki x kare gördüğüm her yere ne yazarım? X eksi 2. O zaman burası x eksi 2 çarpı. X eksi 2 çarpı. X oldu mu? Evet. Peki soralım. Peki x eksi 2 ile x eksi 2 çarparsam o da x kare eksi 4x artı 4 çarpı x değil mi? Evet. Şimdi bir daha soruyorum. X kare gördüğüm yere ne yazabilirim? X eksi 2. Peki bunu toplarsanız ne gelir burası? Eksi 3x artı 2 aynen çarpı x. Bir daha içeri dağıtırsam ne gelir? Allah! Allah! 3x kare. Eksi x kare. X kare artı 2. Yine... Bunu oldu tekrar içine atabiliriz. Peki x kare gördüğüm yere ne yazarım? X eksi 2. Tamam. Eksi 3 çarpı x eksi 2 artı 2. Artık ya ben bunu yapsam diyeyim ki kesin yanlış yapıyorum deyip bırakırdım herhalde. Ben yanlış yapıyorum. Uzadı bu işti. Topluyorum. Eksi x. X artı 6. Hayırlı olsun. Bu nedir biliyor musun? Hocam şeye benzedi ya. Polinom sorusudur bu gene. Gene mat 1 değildir. Gene mat 2'dir ama böyle niyeyse hadi bunun içine yaz, bunun içine yaz soru biçimlerine çok benzetirler. Tamam? Efendim başlayalım. Şeye benzedi ya. Döngüye benzedi hocam ya. Bilgisayar döngüleri. Aynen. Aynen öyle aslında. Döngüye benzediği de doğru. Ya bunun bir kurtarı var da ona girmeyeceğim. Küp açılımı yapabilirim de. Yeter bu saatte yoruldunuz. Peki. Gelelim rasyonel ifadenin sadeleştirmesine. Rasyonel ifade ne? Bölüm şeklinde yazılan ifadeleri çarpanlara ve versiyonuyla sadeleştireceğim. Bir payda eşitleyebilirim. İki sadeleştirme yapabilirim. Üç açılımları kullanabilirim. Bak klasik başlıyorum. Bana bu verilen ifade aslında bir rasyonel ifade. Ne yaparım ben burada? Önce bir düzenleme yaparım. Rasyonel ifadeyi şunu şunu çarp bunu eklediğim zaman şöyle olur mu burası? X kare artı 1. Artı 1. X kare değil. Peki bu? X kare eksi 1 bölü x. X kare eksi 1 bölü x. Çok güzel. Peki bu? X'ler gitti. Daha gitmedi dur. Bu? Eksi 1 bölü x. X eksi 1 bölü. Kabul. Peki şu tamam. X'i de paydalı, şu X'i de paydalı birbirini götürsün. Götürsün. Kalanları yazıyorum. 1 bölü x eksi 1. Artı 1 çarpı x eksi 1 bölü. X ne kaldı eksi burada? Peki x kare eksi 1 çarpı. Geldi x mi? Peki bu da bununla çarpı bunu götürür mü? 1 bölü x. Şimdi bak işte asıl burada duracağım. Ben böyle sorularda öbe bu şekilde çözüm yapmam. Yapacağım şeyi gösteriyorum. Ve oraya bir der vermeyi düşünüyorum. Mesela ne vereyim? Mesela 3 veriyorum. Yalnız 3'ü önce şıklarda veriyorum. 3 verirsem burası eksi 2. Burası 1 bölü 3. Burası 2 bölü 3. 0 ya tamsız getirmesi 4. Değil mi hocam? Burası da aynen 3. Hepsi farklı mı şıklar için? Evet. Şimdi diyorum ki demek ki benim için x'e 3 verdiğim zaman bir tane şıkkın farklı olduğunu yakalayabilirim. Ama mesela ben burada x'e 1 veremezdim. 1 verseydim paydayı sıfırlayacak bir değer yakalamış olurum. Paydayı sıfırlamamak şartıyla istediğiniz değeri verebilirsiniz. Şimdi x'e 3 veriyorum. 1 artı 1 bölü 3. 4 bölü 3. Bölü. 3 eksi 1 bölü 3. 8 bölü 3. 2 bölü 3 değil mi hocam? Eksi 3 bölü 3. Peki 1 eksi 1 bölü 3. 2 bölü 3. 2 bölü 3. 3 ile şu 3 gitti. 4 kere 2 8'i götürdü. 3 ters çevirdik. Cevabı 3 çıktı. Demek ki sorumuzun cevabı 3 çıkacak. Aa nasıl 1 bölü 3 değil miydi? 1 bölü 3 ya. 1 bölü 1 bölü 3. Ters çevirdik 3. Biraz öncekinde 1 bölü x bulmuştuk. Ne bulduk? 1 bölü x. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hocam 1 bölü 3 x bulduk. Bursa bulmuş. Aa doğru doğru. Şu şunu yanlış götürmüşüm. Özür dilerim. Şurayı siliyorum. Kusura bakmayın. Yazıcım bu arada. Şurası 1 bölü 3. O zaman demek ki zaten fark ediyor. Demek ki sorumuz o zaman bu tarafa dönmüş oluyor. Yani bu. Tamamdır.
Yani bir değer vererek de bu işi halledebilirsiniz. Geçiyorum. Mesela sıradaki soru bu. İfadesinin sadeleştirilmiş şekli nedir diyor. Çok zorda kalırsanız x'e 3, y'ye 2, x'e 4, y'ye 2, x'e 4, y'ye 3. İçinizden geçen sayı 1'in geçin. Tamam? Ben şimdi şöyle başlangıç yapıyorum. Normal efendi öğretmen gibi çözüyorum. Burada ne var? X eksi y, x artı y. Bir kare farkı. Doğru mudur? Peki burayı da eksi parantezine alıyorum. Peki şimdi bunlar gruplandırılmış terim olduğu için burayı ne parantezine alabilirim? X eksi y çarpı x. X eksi y parantezine alırsam en son parantez halini yazacağım. X artı y. Bu gitti. X artı y eksi 1. Kabul ediyor musunuz? Evet. Peki burası. Şimdi ben burayı x kare diye yazıyorum. Şurayı eksi parantezine alıyorum. Peki şu gördüğünüz ifade neyin açılımı? Y kare eksi 2 artı 1. Y eksi 1'in karesi. Peki burada da 2 kare farkı yapma şansın var mı? Evet. Var. X artı y eksi 1. X artı y oldu. Eksi y artı 1. Eksi 1. Bir de ne olacak? X eksi y artı 1. Peki bununla bu giderse x eksi y bölü x eksi y artı 1 geldi. Demek ki sorunun cevabı neymiş? C. Şimdi bak bu soru zor bir soru. Bu sorunun zorluğu ne biliyor musunuz? Y kare eksi 2 artı 1'in açılımını yakalamak. Hadi gelin bir de normal olmayalım. Yani gelelim şöyle davranalım. X'e bir değer söyleyeyim. 3. Peki y'ye bir değer söyleyeyim. 5. Yani x'i 3, y'ye 5 seçmek ne kadar saçma olur abi. Birisi eksi çıkar, x'e şimdi uğraşacaksın. X'i büyük seç bari ya. Allah Allah. Ben seçiyorum. Aslında beceremediniz abi. X'e 5 veriyorum. Y'ye ne vereyim? Çok sinirlendim. X'e ne vereyim? 5. Y'ye ne vereyim? 1 olsun bari artık. 1 olsun tamam. Peki x'e 5 verdi. Abi ilk artı ikinciyi büyük seçmek çok saçma ya. Şimdi x5, 5'in karesi 25. Şıkları denemedim ama inşallah sorun yaratmaz. Peki 1'in karesi 1. Peki eksi 5. Artı 1. Gitti mi bunlar? Ne kaldı abi? 20. 20 hocam. 20. Peki buraya geliyorum. Aşağı taraf 25. 1 çıkar 24. Peki 2 kere 1, 2 ekle 1 çıkar. Ne gelecek? 25. 25. Yani sorumuzun cevabı 5'e 4'e bölsem 4 bölü 5. Kabul? Evet. Ne yazıyor? 5 eksi 5 hocam. Değil mi ya? 5 bölü 6. Pardon 5 bölü 6. 24 yazdı o. 25. Dur şu 5 bölü 6. 4'e böldüm ya pardon. Hocam şurası 25 olacak. Hayır. Bu 25 hocam, de. 25. Evet hocam. Bir saniye ya. Benim kafam karıştı. 5'e bölürsün. 5'e bölünce 4 bölü 5 oluyor hocam. Doğru. Bir yazmayla her şey karıştı. 24 yazdığınız için öyle oldu. Hayır şöyle kötü yazdım. O yüzden sıkıntı oldu. 4 bölü 5. Kabul ettim. Şimdi x'e 5, y'ye 1 verdim. 4. Peki burası ne yaptı? 4 bölü 5. Öyle mi? Evet. Ya cevap bu mu bulmuştum ya? Hatırlamıyorum ki ben. Şey peki buraya geliyorum. Hocam. 5 artı 1, 6. Şey yanlış da yazmış olabilirim. Peki burası 6. Değil mi? Peki burası? Bak şıkları denemedik patlattık abi. Bir şey söyleyeyim mi? Bu olmayacak ama şu olacak. Burası 6 geliyor. Bu olmayacak. Burası ne geliyor? 4 bölü 4 1 geliyor. Bu olmayacak ama şunlar aynı sayılardan aynı sonucu çıkardığı için olacak. Ya işte verirken, değeri verirken de birazcık da şunu hatırlayın. Kürşat'a uymamanız gerekiyor. Hocam da ben sırf payda yani 0 falan gelmesin öyle büyük değerler verdim hocam, ya. Hocam cevabı C'ydi bunun. Ya biliyorum da işte verdiğimiz değer 2 tane aynı sonuç verdiği için yapacak bir şey kalmadı. Risk. Yani 5'e 2 alsaydım belki daha güzel sonuç çıkacak. Risk ama sonuçta çözmeyeceksiniz. Sonucu da göremiyorsanız iyi bir alternatif bence. Kesinlikle. Tamam. Hocam valla ben işin gerçeği yani cidden faydası falan gelmesin diyor. Şaka yapıyorum. Aslında benim hatam ben şıkları önce denemeyeyim. Geçiyorum. Tamamdır hocam. Burada gördüğünüz ifade bence çöp açık. Bir kere payda eşitleyip buradaki ifadenin açılımını görmemiz gerekiyor. Şimdi bir kere burası nasıl açılır? X artı x. X eksi 5 çarpı x artı 3. Bu da şu demektir. Payda eşitlemek istiyorsam ve x eksi 5 ile böyle x artı 3 ile çarpmam gerekir. Paydanın anlamı kalmaz o zaten sonra. O zaman yukarı ile çarpıyorum. X kare
Eksi 5x artı 2x artı 3 eşittir 8. Aşağıya bakmıyorum çünkü aşağının hepsi zaten paydasını eşitlenmiş oldu. Peki hocam, buradan ne geliyor? 3 kare eksi 4x. Eksi 5 eşittir 0. Aynen. Buraya geliyorum. Peki bu çarpımda x eksi 5 çarpı x artı 1 mi? Evet. O zaman demek ki x bir 5 olmalı. Bir de kaç olmalı? Eksi 1 olmalı. Demek ki bu hocam 5 olamaz ama. Aynen onu söyleyeceğiz şimdi. Normalde şıklara bakın. Eksi 1 ile 5 gözüküyor ama ben 5'i paydada değer yerine koyarsam paydayı sıfırlayan sayı, rasyonel sayılarını hatırlayın. Denklemin çözümü olamazdı. Zaten 5 çözüm olamaz. Demek ki sorumuzun cevabı ne? Eksi 1. Eksi 1. Kabul? Evet. Gelelim son 3 yıla çıkan sınav sorularında bakalım neler varmış. Özellikle bir tane soruya çok dikkat etmenizi isteyeceğim. Şimdi önce hikayesel soru çarpanlar yamadık. Biraz daha nadirdir diğerlerine göre ama yok yok değil yani onu da söyleyeyim. Diyor ki bana kenar uzunluğu A birim kare olan bir kare. Şöyle bir kare varmış. Kenarı A birimmiş. Tekirdeki gibi 4 bölgeye ayrıldığında bir numaralı bölge kenar uzunluğu B birim olan bir kare olmuş. Burası B'ymiş. Burası da B'ymiş. Peki şimdi soralım bu karenin alanı ne? Şu kare. B kare. Peki burası B ise bunun karşısı B. Burası da A eksi B. Doğru mu? Tamam. Şimdi bakalım. Burası A eksi B. Şurası da A eksi B oldu. Dikkat edin şurası B oldu. Şurası da A eksi B oldu. Şunun alanı ne? Şurada kare olduğuna göre bu da A eksi B'nin karesi. Şimdi bir şeye dikkat. Diyor ki bu koşulu sağlayan her A ve B sayısı için ifadesi hangi iki bölgenin alanları toplamına eşittir diyor. Ben de şunu gösteriyorum. Şuradan bir tane b kareye ayırıyorum. A kare eksi 2 ab artı b kare tanıdık geldiği için, bildiğim için ayırıyorum bir tane b kareyi. Peki soruyorum şu neyin açılımı? A eksi b'nin. A eksi b'nin karesi. Şurada zaten b'nin karesi. Peki b'nin karesi dediğimiz bölge bir numaralı bölge değil miydi? A eksi b'nin karesi dediğimiz bölge de 4 numaralı bölge değil miydi? Aynen. Demek ki cevap 1 ile 4'ün toplamı. Bu gördüğünüz bir TYT sınav sorusu. Tamam? Bence güzel bir soruydu. Evet, gayet. Geçtim. Şimdi biraz daha denklem var olacak ama sıradaki soruya geliyorum. Oran orantı var diye olabilir. Diyor ki bana. ABC pozitif gerçel sayılar olmak üzere. Olduğuna göre ABC toplamı kaçtır? Ben de önce şöyle başlıyorum. Şu şeyi ne parantezini alabilirim? A parantezini. B artı C. Peki soru şöyle desem olur mu? A 4'ün katı sayıdır. Peki B artı C de 5'in katı sayıdır desem olur mu? Doğru. Evet hocam. Peki bu x'in çarpımı 5'i verecek miymiş? Evet. Peki 5'leri sadeleştirsem o zaman 4K'nın karesi eşittir 9 desem K'nın karesi eşittir 9 bölü 4 desem K eşittir 3 bölü 2'dir desem olur mu? Evet. Şimdi soru bana ABC toplamını soruyor. Peki biz A'nın 4K olduğunu biliyoruz. B artı, artı C'nin de 5K olduğunu biliyoruz. Evet. Toplarsanız 9K oldu. Demek ki bu ifade 9 çarpı 3 bölü 2. O da ne yapar? 27 bölü 2. Yani cevap Edirne. Anlaştık. Aslında biraz daha oran orantı var bir soruymuş ama olsun. Yine de şunu da yapabilirdik. A yerine B artı C çarpı 4 bölü 5'i 1'e çarpanlarına çevirebiliriz. Geçiyorum. Peki. Buyurun bakalım sıradaki soruyu ne diyormuş? Hocam, bak mesela. Taraf, kök, böyle bir soru geldi zaman özür dilerim. Bak, bir şey söyleyeceğim. Böyle bir soru geldiği zaman lütfen şunu yapın. Köklerle sakın uğraşmayın. Yapacağınız şeyi gösteriyorum. Peki. X yerine A kare yazın. Y yerine B kare yazın. Vay bitsin. Tamamdır hocam. O zaman burası ne olur? A kare eksi B kare. Peki burası ne olur? Şimdi A kare çarpı B. A kare çarpı B. B kare artı burası da B kare çarpı A. 1 bölü A. Kabul? Evet. Şimdi peki yukarı taraf nasıl çarpandan ayrılır? A eksi B çarpı A artı B.
Peki aşağı taraf ne olur? AB parantezinde A artı B. A artı B. Bu da eşittir nedir? 1 bölü A. Peki A artı B, A artı B'yi götürür. A, A'yı götürür. B karşıya geçer. A eksi B neye eşittir? B'ye. Demek ki A da nedir? 2B. 2B. Bu durumda B'ye 1 veririm, A'ya da 2 veririm. Peki A'ya 2 verirsem 2'nin karesi 4. B'ye 1 verirsem 1'in karesi 1. Demek ki X 4'tür, Y de 1. Peki bunların oranını sorduğuna göre demek ki cevap kaçtır? 4. Yani böyle sorularda kökten kurtulmak istiyorsanız kök içindeki ifadeyi akar edin. Ya da değer verin yine. Geçtim. Buyurun bakalım. Bu soru yanlış hatırlamıyorsam ya, ya AYT ya DGS ikisinden birinin sınav sorusu. Gruplandırma görüyorsunuz değil mi? Bak en basit hali aslında çarpanlar hemen. Gruplandırma sorunucu adam. Aynen. Peki bunları ne parantezine aldın? Z çarpı X eksi Y. Z parantezine aldım. Z parantezine X eksi Y. Ben ne parantezine alabilirim? Y. Y parantezine X eksi Y. Peki bunları ne parantezine alabilirim? Z artı Y parantezinde X eksi Y. X eksi Y çarpı X artı Z. Z artı Y. Kabul? Z. Peki bunları ne parantezine alıyorum? X parantezine. X. X parantezinde X eksi Y. Evet. Artı. Peki bunları ne parantezine alabilirim? Z parantezinde X eksi Y. X eksi Y. Peki bunları ne X eksi Y parantezine alıyorum? Aynen. Valla bir şey söyleyeyim mi? Çok temel bir soru. Zaten şunlar gidiyor. Cevap da Y artı Z bölü X artı Z çıkıyor. Yani çok çok bakın temel bir soru. Ki AYT'de sordu diye hatırlıyorum ama emin değilim. Ki AYT'de sorduysa daha önce yani çok da klasik bir şey sormuştum. Geçtim. Evet hocam. Şimdi bu gördüğünüzü çok iyi hatırlıyorum. DGS sorusu. Şimdi bak yapacağım hamleye lütfen dikkat edin. Önce şunu soruyorum size. Ben burada x'e a kare desem. Y'ye b kare desem. Ne olur söyleyebilir misiniz? Hocam a eksi b'nin ne bileşe tam karesi. Şurası ne olur? A eksi b'nin tam karesi. A artı y kare. B kare. Bir sakin sakin söyleyeyim. Sakin sakin. A kare artı b kare. Peki bu 4 a kare b kare dışarı çıkar. Eksi 2 ab. Eşittir 20 olur. Doğru mu? Peki bu neyin karesinin açılımı? A eksi b'nin tam karesi. A eksi b'nin karesi kaç olur? 20 olur. Demek ki buradan a eksi b kaç olur? 2 kök 5. Evet. Kabul? Hı hı. Peki buraya geliyorum. Peki burası da a artı b'dir. O da ne olur? 6 kök 5. Doğru mu? Evet. Artık buradan sonra ben x'ini de bulabilirim. Toplayayım. B'ler gider. 2A8 kök 5. A4 kök 5'tir. Toplamları 6 kök 5 olduğuna göre B'de 2 kök 5'tir. Bize bunların kareleri toplamını soruyor. Yani x artı y'yi soruyor. Bunun x artı y'yi de bunların kareleri toplamıdır. Yani a kare artı b karedir. Çünkü bunlara a kare b kare demiştim. Bunun karesi 80. Bunun karesi 20. Toplarsanız ne yapar? 100. Anlaştık. Evet. Hı-hı. Güzel. Bak bu DGS sorusu için bence gene ortanın üzeri. Bence AYT sorusundan daha zor bir soru. Buyurun bakalım. Sıradaki soru. Bu da DGS sınav sorusu. Biz çözelim hocam. Siz yapacaksınız. Hadi bir bakın. Bu sefer sizde olsun. Ben bu soruya sınırım. Sınavda olsam değer veririm. Ben de öyle yapıyorum şu an. Kürşat gibi yapmam ama 4'e 2 veririm mesela. Yok 4'e 2 vermem. 5'e 2 veririm mesela. 2'ye 1 vermek yine tehlikeli mi? 2'ye 1 belki paydayı 0 yapar 1 verirsen. Ben mesela 5'e 2 düşüneceğim. 5'e 2 düşünsem ne olur? B'ye 2 versem bu 3 oluyor. B'ye 2 versem bu 1 oluyor. 5 kere 2 10 oluyor. Bu 11 oluyor. Bu 9 oluyor. Valla gayet güzel geliyor. Aynen. 5'e 2 veriyorum. 25 çarpı 2 50. 4 bölü 10 eksi 1 9 9'un karesi 81 1 çıkarıyorum.
Buraya 2'nin küpü kaç? 8. Doğru yaptın mı? 2'nin karesi 25. Yok, evet, doğru. 5 çarpı 2, 50. 50 eksi 10. Şurası 10 olacak. 50 eksi 10. Evet. Şimdi burası çarpı diyorum. 2'nin küpü 8. 8 eksi 2. Bölü 2 eksi 1. Şey, 2 eksi 1. Ceylan hocam. 40 bölü şu 80 geldi. Burada ne gelecek? 6 bölü 1. Yani 1 bölü 2, 3 geliyor. Ben 3 buldum ya. Aynen. Allah Allah, bir de normal yapalım. Önce burayı ne parantezine alabilirsiniz? A. A parantezine. A parantezine alsanız. AB eksi 2. AB eksi 2. Böyle. Şimdi buraya 2 kare farkı yapıyorum. Kareyi açmayacağım yani. AB eksi 1 eksi 1. 2. Bir de AB eksi 1 artı 1. AB yani. 0 AB yazacak oradan. Çarpı burayı B parantezine alıyorum. B kare eksi 1 geliyor. Bir. Bölü B eksi 1. Bir şeye dikkat edelim. AB AB'yi götürüyor. AB eksi 2 AB eksi 2 götürüyor. B kare eksi 1 B eksi 1 götürüyor. B artı 1 kalıyor. B artı 1 kalıyor. Valla sıkışın bir gayet güzel değer verebilirsiniz. Evet. Söyleyeyim size. Ben şey, iyi öğretmencilik oynamayacağım yani. Kusura bakmayın. Geçiyorum. Buyurun. Sıradaki soru. Ha, bunu hatırladım. İşte bakın, bu LGS 2018 sorusuydu. Valla ben hiç üşenmedim, değer verdim. Ama isterseniz normal yoluna başlayın. Şimdi şunu ne parantezine alabilirim? X kare. X kare parantezine alıyorum. X eksi 2'ye. Artı. Burayı y kare eksi y kare parantezine alıyorum. Yine x eksi 2'ye. O zaman burayı ne parantezine almış olacağım şimdi? X kare eksi y kare. X eksi 2'ye parantezinde x kare eksi y kare. Şunun da ne olduğunu az buçuk biliyoruz zaten. Sorun yaratmayacak. Peki bu. Peki ben burayı x eksi y yazabilir miyim? 2'ye. Eksi 2'ye eksi y diye yazabilir miyim? Evet. Peki burası x eksi y çarpı x eksi 2'ye değil mi? Hı hı. O zaman bu bunu götürüyor. Peki bu da zaten 2 kare farkı olacağı için x eksi y çarpı x artı y değil mi? O da bunu götürüyor. Geriye ne kalıyor? X artı y. Anlaştık? Hı hı. Güzel. Geçtim sıradaki soruya. Kendisi bir ALES sorusu. Bu ALES sorusu olabilir. ALES sorusu. Çünkü ALES de biraz daha üçlü denklem vermeyi daha çok seviyorlar. Neyse, öyle bir huyları var onların. Sanki bunu yapamamıştım diye hatırlıyorum ALES'te. Hatırlamıyorum soruyu vallahi. Benim mesela aklıma ne gelirdi? Şey gelmezdi, hocam, geçerdim falan. Ne yapabilirim? Hocam bir şeye benziyor aslında ya. Neyse, tamam. Çıkarın bir ya. Çıkarırsanız ne gelecek? A kare eksi b kare. Buradan ne gelecek? Eksi ac artı bc. Eksi c parantezinde. Eksi c parantezinde mi geliyor? B artı a. Evet, b artı. A artı b. Eşittir 4 geliyor. Doğru mu? Evet. Peki şu 2 kare farkı değil mi? Evet. Peki bu da a eksi b artı b değil mi? Evet. Ama güzel soruymuş bu. Bunları a artı b parantezine alıyorsam, şunları biraz düzgün yazacağım çünkü anlaşılması zor olabilir. Burayı a eksi b çarpı a artı b eksi, her şey öyle yanına gelince dikkatini dağılıyor hocam. Benimki direkt diyor ki ders bitti mi? Peki şimdi bunları ne parantezine alıyorum? A artı b. A artı b parantezine alıyorum. Ben ne geliyor? A eksi B eksi C. Tam da istediğim şey geliyor. Eşittir 4. Evet. Zaten soru 1 diye vermiş. Demek ki burası da 4. Zaten böyle soruların cevabı ALES'te 4 duracağım. Onu söyleyeyim. Hocam tam ters olacak. Saniye. Buraya. Ay tüh be. Nasıl var ya? Aza geldiydim. O zaman şurası kaç? 4. Şurası kaç? 1. Zaten böyle soruların cevabı 1 duracağım. Hani dört yapacağım? Takma, çok yapıyorum. Geçti. Bir ALES sorusu da. Ne yaparsınız şimdi? Bana önce burada ne yapacağınızı söyleyin. Hocam A'ya X'e A kare veririz. Çok güzel. Bak içi kaptınız. A kare eksi 1. Böyle. Burası ne? A artı 1. A artı 1. A kare. Böyle. A eksi 1. Çok güzel. Peki şunu açarsanız.
şunu şu giderse a eksi 1 kalır. A eksi 1 kaldı. Kardeşler yapıyorum. A eksi 1'in karesi a kareyi. Peki açıyorum. A kare. Aslında niye açıyorum ya? Açmama gerek yok. Şöyle düşünün. A eksi 1 eşittir a. A eksi 1 ya a'ya eşit 1 ya da a eksi 1 eksi a eşittir. Unutma bak karelerde ne tehlike vardı? Bir artı bir eksi açmalısın. Bu olmaz zaten. 2 a eşittir 1 geliyor. A'dan geliyor 1 bölü 2. 1 bölü 2. Peki bize x'i soruyor. X de a'nın karesiydi. 1 bölü 4. Böyle soruların cevabı Ales de 1 bölü 4'tür. O da güzel, o da güzel. Evet, sıradaki soru. Hocam, bir tarafı x'e çarpsak, mesela şu b'yi b kare x'e çarpsak, bence gayet güzel olacak. 57'ler bir kere sırıtıyor ki, 57'leri yok etmem için bir çıkaralım bence bunları. Aynen. A kare eksi b kare. Eşittir diyorum, 57'ler gider. 8 parantez daha eksi b. Doğru evet. Peki bu da 2 kare farkı. A eksi b ile a artı b'nin çarpımı nedir? 8 çarpı a eksi b. 8 a, işte a eksi b parantezi. A eksi b'ler gidiyor. A artı b'yi 8 bulduk da çok elimize bir şey geçmedi gibi geldi bana. Evet. Alt k2 12 desek olmaz mı? Abi bilmiyorum ki olabilir aslında. 6 2 de olabilir, 5 3 olabilir ama. Evet, 7-1 de olabilir. Bir de... Adam bak. Adam bir efsane çalışmış. Bak. Hepsini koymuş. Hocam bir de toplayın. Yani... Bir de toplayın. Tamam. A kare artı B kare eşittir. 114 eksi 8B eksi 8A. 8 parantezinde A artı B. Peki bir şey göstereyim size şimdi. A kare artı B kare şöyle yazabilir miyim? A artı B'nin karesi. Özdeşik kullanacağım ama olsun. Eksi 2AB diye yazabilirim. Evet. 114 eksi 8 çarpı a artı b. Ben zaten a artı b'yi kaç buldum? 8. 8. 64 eksi 2 ab. 25. Bir de 114 eksi 64. 64'ler gidiyor zaten. O zaman 114 hocam, gitmez. 2. Hocam nasıl gidecek artık? Ha eksiymiş. Daha hiç çünkü şıklar öyle bir şey görünmüyordu. Geçtim zaten a çarpı b türü. Peki ne yaparım? 128. Şuradan kaç geliyor? 50. 14, 7 yanlış oluyor. Yanlış mı hesaplıyorum ya? Hocam 14 cevap 7 hocam. 50, 14 cevap 7. 2 AB eşittir kaç geliyor? 14. Demek ki duramıyormuşuz hocam. A çarpı B kaç? 7. 7. Bunu da şöyle yapardım hocam, bak. Hocamın dediği gibi yaparsam şıklardan şöyle denerdim. Mesela 6'ya 2'yi denerdim. 36 eşittir 57 eksi 16 oluyor mu? Olmaz. Ama 7'ye 1 denerim. 49, 57 eksi 8 olur. Oluyor. Hocam yemek bize yani bayağı şanslıymışız aslında. Çünkü ben... daha demin A eksi B'lere götürdük, 0 eşittir 0 eşittir olabilirdi yani. Aynen öyle, doğru söylüyorsun. Onu zaten yukarıda farklı sayılar diyerek kurtarmıştık. Aynen, oradan iyi şanslıydık. Vallahi dedim tam götüremeyiz diyecektim, baktım farklı sayılarmış. Buyurun. Hocam A kare diyelim ya gene. Bir A kare, Y yerine B kare yazıyorum. Şimdi siz söyleyin bana bu denklemi. A hocam 1 bölü A artı B. Bölü A artı 1 bölü B. A kare eksi B kare. A kare eksi B kare. A kare B eksi B kare A. 1 bölü 2. Tamam şimdi. Hocam. Bir kere şununla şu gidecek. A eksi B kalacak. Peki burayı AB parantezine alıyorum. Aynen. A eksi B gelecek. Buradan da A eksi B gelecek. 1 bölü 2. Zaten içi kurtarmış oluyorum. A eksi B'ler gidince A çarpı B eşittir 2. X çarpı Y de şu değil midir? A kare çarpı B kare. Karesi. Yani bunun karesi demek ki böyle sorunun cevabı 4. 4. Evet. Rabia'ya gelsin bir soru. Evet. Şimdi gelelim özel sorumuza. İşte bak bu LGS sorusu. Çok şanslısınız. Aa. Tekrar söylüyorum. Adam neler neler yapmış. Bak şimdi başlıyor soru. Dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Bak önce açıklama yapıyor. Bir dik üçgende Pisagor bağıntısı vardır. B kare eşittir C kare artı A kare. Doğru mu? Evet. Şimdi diyor ki bana şekil 1'deki geometri tahtasında oluşturulan karenin alanı şuraya yazıyorum. 4x kare artı 8x artı 4'müş. Biz çocuklarla bu denklemi altından girip üstüne çıkmak için haftalarca bunu tek tek yapıyoruz. Bu neyin açılımı?
Hocam bu 2x artı 2'nin artı karesi. Peki bu karenin alanı değil mi bu? 2x artı 2'nin karesi. O zaman demek ki bunun bir kenarı 2x artı 2. Artı 2. Evet. Öbür kenarı da 2x artı 2'dir. O zaman, evet. O zaman her bir birimlik x artı 1 mi oluyor hocam? O zaman şu gördüğünüz uzunluk komple 2x artı 2 ise demek ki burası x artı 1'dir. Aynen. Bak durdum. Anlaştık mı? Burada ne elde ettim? Evet. Uzunluğun, bir birim uzunluğun x artı 1 olduğunu anladım. Bak şimdi şuraya geliyorum. Bu geometri tahtasında çekirdek gibi oluşturan üçgenin kenar uzunluğu. Peki bak bir şey dikkat edin. Burası 3 mü? Burada 4 mü? Evet. Aynen. Burası 5. Burada 5 mi? Evet. Demek ki ben bu geometri tahtasında 3, 4, 5 toplam 12, 12. birimlik uzunluk yakalamışım. X artı 1'e çarpılacak. 12 çarpı x artı 1. Ya çok iyi bir soru ya. Evet. Aynen. Bu da ne oldu? 12 x artı 12. Evet. Oğlum 8. sınıf çocuğu da kendini kıyaslama lan. Nasıl zevkli? O açıdan yasana. Sonun devamı. Ben anlamadım herhalde. Adana. Ve bundan daha zorlarını soruyor. Bir tane açılır cam sorusu vardı. Bir alışveriş merkezinin böyle açılır camı varmış. Uzunluğu x birimmiş. Açılınca y birim kalıyormuş. Buna göre açılan boyun miktarını soruyor. X kare eksi y kare çıkıyor. Çılgın hocam, bir konu yapıyor. Şey hocam hani zevk derken böyle hani anlatması çok zevkli yani. Çok güzel bir soru tabii. Burada duruyorum. Galiba son soruydu yanlış hatırlamıyorsam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Merhaba hocam.